Başlatalım Olur. mı? Tabii, Tamam. ben müsaitim. Tamam hocam. Şevki hocam, sen Lichess'teki istekleri kontrol eder misin? Ediyorum. Bakıyorum hocam. Arkadaşlar Benim mesaj da merhabalar. gelmiş ya. Sesimiz geliyor mu arkadaşlar? Canlı yayındayız şu anda sanırım. Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir canlı yayında sizlerle tekrar tuttuk. Bu canlı yayınımızda zaten anlatmaya gerek yok. Belki bir aydır bize tek yazdığınız isim diyebilirim. O da sağ olsun bizi kırmadı. Büyük ustamız Kıvanç Haznedaroğlu hocamız burada. Hocam hoş geldiniz. Hoş Nasılsınız? bulduk. İyi yayınlar. İyiyim. Sağ olun siz. Biz deyiz hocam. Teşekkür Teşekkür ederiz ederiz. hocam. Biz de iyiyiz. Sizinden gerçekten bu yayını belki Türkiye Şampiyonası'nın öncesinden beri hayal ediyorduk ama bugüne kısmetmiş. Bugüne kısmet Gerçekten oldu, çok evet. büyük bir ilgi oldu. Biz hem sizi Türkiye Şampiyonası'nda hem de ondan önce zaten sürekli takip ediyorduk. Ya kanalımızda görmek apayrı mutlu etti bizi abi. Çok teşekkür ederiz. Abi Rica ederim. turnuvamızın başlamasına 7-8 dakikaya yakın bir süre var. Ondan önce bu hafta biz arkadaşlardan soru sormasını istedik. Şöyle Tabii söyleyeyim, ki. iki hattım var. İki hattımın da hazne doldu abi. Yani o kadar diyorum. Yani inşallah 2 saate yetiştireceğim. Rekor kırdık diyebilirim. İş cebi İnşallah. uygulamasını sildim abi. Mesaj gelsin diye artık düşün. Yani sağ olasın, var olasın diyelim abi. Ben ilk olarak küçük kardeşlerimize özellikle sorularından başlamak istiyorum. Ama Tabii. ondan önce bir kendi sorumu sorayım. Abi, pandemi döneminde neler yapıyorsun abi? Nasıl geçiyor? Onlardan bir başlayalım. Valla güzel geçiyor pandemi. Pandemi döneminde ben evlendim. Evet. Yani Allah hayırlı etsin hocam. sevdiğim bir insanla da evlendim. Çok da güzel gidiyor. Pandemide ben yemek yapıyordum bol bol. Ben mutfağı çok seviyorum. Yemek yapıyordum. Şimdi de devam ediyorum. Tabii eşim de yapıyor, ben de yapıyorum fırsat buldukça. Mutfak beni rahatlatıyor çünkü garip bir şekilde. Hoşuma Evet. gidiyor. Esat'tan çalıştım, ders verdim. Yeni projeler var, yeni kitap çalışması var. Açılış kitapları çıkartmayı planlıyorum. İlk İtalyan'la başlayacağım. Seri halinde. Yani yarısı bitti gibi. Başka projelerim de var böyle çocuklarla ilgili kitap anlamında. Çok ilginç bir oyun tasarlıyorum şu an. Bize masa başı oyunları, aile arasında oynanan oyunlar var, Monopoly tarzı. Ben onun satrancını tasarlıyorum, genel kültür oluşsun diye. Çok güzel Onun olur da çok az hocam. sorusu kaldı. O da Evet, bu bitecek gibi. müjdeyi bu Hem yayınımızda almış olduk ilk defa ustamızdan. söylüyorum aslında bunun canlı yayında. Hem Türk Evet. ustaları tanıyacaklar, Türk ustalarla ilgili başarıları görecekler. Çok Evet. ilginç bir tasarım. Bana ait tamamen tasarımda. Evet. Yani kartları yerleştirmesi falan her şeyi ilginç. Hatta oyun içinde oyun var. Evet. Özel kısımlar var oyununda. Evet. Çıkmaya yakın anlatacağım zaten. Evet. Soru çözdüren bir şey oyun. Soru çözdükçe ilerliyorsunuz yani. Soru çözemezseniz Kesinlikle. ilerleyemiyorsunuz. Soruyu bilseniz de bazı karelere geldiğinizde soruları çözmek zorundasınız. Yani birisi size fark attığında oyunu kazanma şansınız halen var fark etseniz de. Çok ilginç detayları var. Evet. Aklıma geldi, öyle tasarladım ve başladım yazmaya. Sorular da bitti gibi, çok az kaldı İyi bu sorular. maşallah abi. Böyle projelerle uğraştım işte. Sattan çalıştım. Sattan çok özlemiştim geri dönmek için. Hem eşim de çalıştırdı, ben de çalıştım. Güzel geçti. Şu anlamda güzel geçti. Tabii ki kulübü kapattık biz de mecburen. Bir ara verdik. Evet. Online'a döndük. Çocuklardan uzak kaldık. Ama farkındalık yarattı bu pandemi bize. Yani ne Evet. kadar tasarruf etmemiz gerektiğini, düzenli yaşamın ne kadar önemli olduğunu birçok şeyi gösterdi. Hatalarımızı gösterdi. Tabii ki kayıplarımız da oldu, Evet. kazançlarımız da oldu. Evet. Yani bir ders oldu diyeyim. Bunun Kesinlikle. ders çıkartmaya çalıştık hep. Ben kendi öğrencilerime de söylüyorum. Her kayıp bir kazançtır. Çünkü kayıplardan ders çıkartırız. Bu da bizim için bir ders oldu. Kesinlikle abi. Ki Kesinlikle. benim satranç anlamında çıkardığım en büyük dersi paylaşmak istiyorum. Geçen Mert Erdoğdu hocamız da katılmıştı. Orada da çok kulağınızı çınlattık sizin. Hocam satranç turnuvaları giderdim, maç yapmazdım ama izlerdim. Şu an ne kadar büyük hata yaptığımı anladım. Yani ne büyük bir fırsatmış hocam ya. Vallahi ben Ya gerçekten öyle. ya satranç turnuvalarını bu kadar özleyeceğim. Ha internette oynuyoruz da o yüz yüzenin yeri çok başka.
Tabii. Ya ben Türkiye Şampiyonası'nda oynadım. Hatta Türkiye Şampiyonası'nda bana sıra gelir mi diye düşünüyordum. Evet. Federasyon aradığında ben her şey kabul ediyorum şartı. Yeter ki oynayayım diye espri Evet. yaptım. Evet. Dün değil evvel çünkü Rusya dün başladı. Rusya Şampiyonası başladı. Hatta Evet. Twitter'da takip ettiklerim var benim satranççılarda. Kariyer'inde tweet atmış. İlk defa yüzde bir maça çıkıyorum. İşte bir sene çalıştıktan sonra ilk maçıma çıktım gibi bir espri yapmış. Ya Rusya Şampiyonası'nı görünce tekrar turnuva oynamayı isteği depreşti. Evet. Galiba bir turnuva oynayacağım. Sırbistan'a gitme durumumuz var. Hem Evet. eşim iki turnuva oynayacak, ben bir turnuva oynayacağım. Çünkü inanılmaz özledim ve oynamak istiyorum. Kesinlikle abi. Yani çok özledi satranç kendini ya. Yani bu kadar belki en ağır vurgunu biz yedik abi satranççılar olarak. Evet. Futbol, basketbol, basketbol bilmiyorum. Futbol bir şekilde başladı ama satranç maalesef çok kötü oldu. Evet. İnşallah şu tez vakti bu biter de İnşallah, bütün inşallah. turnuvalara abone oluruz diyelim inşallah. Aynen ya. Ben Aynen. de doya doya oynamak istiyorum. İnşallah abi inşallah. Abi ben o zaman yavaştan sorulardan başlamak istiyorum. İlk Tamam. sorumuz belki bir arkadaşımızdan 37 tane mesaj gelmiş abartısız diyorum abi. İçinden seçerek aldım. Sanırım da sizin de tanıdığınız biriymiş Kayseri'den. Soru Evet. şu. Milli takıma girmek istiyorum. Hocam ne önerir? Ya şimdi satrancın ekonomik boyutu var. Bu yadsınamaz. Ekonomik boyutu maalesef var. Artık herkes serbest piyasa mı diyeyim, kötü bir tabir ama ekonomi boyutuna göre, bütçesine göre çalışma yapabiliyor. Evet. Mutlaka bir antrenör şart. Bu antrenörün de hani işini severek yapması gerekiyor. Şimdi hiç UKD'si olmayan çok başarılı antrenörler de tanıyorum ben. Ama UKD'si iyi olup hiçbir şey öğretemeyen antrenörler de tanıyorum. Çok farklı, eğitmek farklı bir kavram. Bütçeleri dahilinde bir antrenörle çalışabilirler ama bir örnek vereceğim. Ben mesela kendim için söylüyorum. Uzaktan takip ediyorum. Siz de mesela hızlı geliştiniz. Çok güzel kanallar var, satranç kanalları. Ben yani tamamen satranç bilgisi verme üzerine bir kanal kurmayı hedeflemiştim. Hatta ben illere gidiyordum. Kayseri'ye de gidiyordum biliyorsun. O illeri iptal Evet abi. ettim. Sırf bu kanal için. Yani kendi kazancımı iptal ettim. Kanaldan çünkü bir şey kazanmıyorum ben. Mesela 2 sene önce fotoğraf çekip tanıştığım çocuklar oldu 2 kişi. İmkanları yokmuş. Tamamen benim kanaldaki videoları yani 20'şer defa izlediklerini söylediler. Milli takıma girmişler. Yani çok basit bir çalışma yöntemi var. Mesela sizin kanal, benim kanal işte Satranç Medya, gerçi Chess 24 oldu. İşte Sabri'lerin, Emrah'ın, herkesin yaptığı, ürettiği bir şeyler var. Yani her kanaldan girip birer kişiler videoyu izleseler kendini geliştirecek. İlerlerler. Milli takıma girmek çok basit. Ben söylüyorum. Satranç'da milli takıma girmek çok basit ama basit uygulamak zor. Soru çözecekler, maç yapacaklar. Belli bir seviyeye kadar getiriyor. Bu herkes için geçerli. Ben Türkiye Şampiyonası'na nasıl hazırlandım? Benim seviyem için bile. Soru çözdüm, maç yaptım. Yani en hızlı gelişim böyle oluyor. Soru çözüp maç yapmak. Bunu yapmaları, düzenli yapmaları yeterli. Kesinlikle. Hocaları Kesinlikle. yoksa da bu YouTube kanallarından destek alabilirler. Kesinlikle. Abi ben de şöyle bir küçük de olsa bir bu takipçilerimle ilgili bir küçük bir açıklama yapmak istiyorum. Bu Tamam. hafta bize gelen mesajlar ciddi boyutta. Gerçekten bunu hiç herkese teşekkür ederiz ama değerli takipçilerimiz kanalımıza da aynı desteği vermenizi rica ediyoruz. Yani bunu küçük bir ricam olsun. Gerçekten biz bütün sorularımızı bakın hocamızı iletmek için elinden geleni yapacağım zamanımız yettiği kadarıyla ama bu desteği de bakın Kıvanç hocamızın kanalını bilmiyorsanız biz linkini de vereceğiz. Hatta hocamız bildiğimiz kadarıyla ikinci kanalını Evet. açtı. Bunun da linkini vereceğiz. Bakın böyle ustaları bulmak çok zor ama şu an YouTube vasıtasıyla çok rahat erişebiliyorsunuz. Lütfen destek olalım. Ricamız olur diyelim. Ben de bunu küçük şekilde açıklamak istedim abi. Şöyle bir sorum var. Arkadaşın sorusu şu yönde. Satrançta maç öncesinde unvanlı oyunculara karşı hazırlık yapıyorum. Ama maça çıktığımda ilk hamleden farklı bir şey yapıyorum. Bunu da bir türlü yenemiyorum. Ne yapabilirim hocam? Bu şeyde heyecanla ilgili muhtemelen, stresle ilgili. Stresi kontrol etme yönetimi Evet. kolay değildir. Özellikle bu çocuklarda çok sıkıntılı. Evet. Ne yapabilir? Birkaç şey aklıma geliyor. Şimdi insanın kendisini tanıması çok önemli. Evet. Ben mesela maçlara çıkmadan
Kitap okurdum. Çok etkilenirdim kitap okurken ve rahatlardım, stresimi atardım. Kitap okuduğumda daha iyi satranç oynadığımı keşfettim. Müzik dinleyerek çıktığımda kötü satranç oynadığımı keşfettim. Çünkü o müziğin ritmine kapılıyorum. Her telden dinliyorum neredeyse. O müziğin ritmine kapılıyorum ve maç sırasında dilimden düşmüyor. Sürekli söylüyorum, konsantremi bozuyor. Fark ettim ki bu etkiliyor beni. Müzik dinlemeyi bıraktım maçlardan önce. Kitap okumak mesela hoşuma gitti. Türkiye Şampiyonası'nda çok ilginç bir şey yaptım. Maçlardan yarım saat önce girip bir dakikalık maç yapıyordum 4-5 tane. Çok zararlıydım normalde. Ama beni kendime getiriyordu garip bir şekilde. Konsantre olmamı sağlıyordu. Yani kendisini keşfetmesi gerekir ama yapabileceği ilk aklıma gelen şey, maça oturduğu zaman ilk hamleyi kendisi yapıyorsa veya rakibi yapıyorsa bir 5 saniye, 10 saniye, 15 saniye beklesin. Mesela Botvinnik 5 dakikaya yakın düşünürmüş. İlk hamleyi yapmazmış. Evet. Konsantre olmak için düşünürmüş. Hatta 10 dakika düşündüğü de olurmuş. Evet. Beklemesi mantıklı bu anlamda. Kesinlikle. Turnuvamız başladı bu arada hocam. Tüm arkadaşlara başarılar dileriz. Evet, başarılar herkese. Ben de bakıyorum yandan da maça. Evet. Şu ilk maça mı? Evet, bu şey. Yusuf'un kitabında buna benzer bir şey vardı. Böyle D4'ten feda yapıp Vezir H4, At G4 geliyor. Çok güzel bir maçtı. Ona benzedi biraz da. Ona bakıyordum. Evet. Evet, bu konum abi bilmiyorum ama F4 özellikle siyah çıkaraları çaprazı zayıflatıyor. Biraz zayıflatıyor, evet. Yani çok emin olamadım da. Genel olarak abi biz şöyle yapıyoruz. Bir genel bir değerlendirme yapıp hamle biraz sıkıntılı oluyor. Sonra diğer maça bakıyoruz. Bize özel olarak mesela istekte bulunanlar oluyor. Onlara da şöyle bir bakıyoruz abi. Beyaz gelişebilirse biraz daha iyi konuda kalacak. Sebebi de D5'teki piyon alan kazandırıyor. Şu an siyah bir baskı kuruyor ama Şaşki akıllı bir hamle. Şu an baskıdan bir şey çıkmayacak gibi duruyor. Beyaz geliştikten sonra bir sıkıntısı kalmayacak. D5'teki piyon sayesinde de hafif bir üstünlüğü olacak. Evet. Kesinlikle. Evet, beyazların hafif bir üstünlüğü olacağını düşünüyoruz. Evet. Diğer maça bakıyoruz hocam. Ben de o sırada hocam size diğer sorumu ileteyim. Ben bir soru sorayım hocam. Siyahlar da Şeyh hocam, ben buyurun bir soru sorayım. Kıvanç hocam, geçtiğimiz günlerde bitti Türkiye Şampiyonası. Yakından takip ettik biz de tüm maçları. İlk tur böyle Süper Lig'le maskeyle oynadınız. Daha sonra maskeye döndünüz. Nasıl bir duyguydu hocam Süper Lig'le oynamak? Uzun bir aradan sonra satranç oynamak yüz yüze? Ya satranç oynamak çok güzeldi ama gerçekten çok zor şartlarda oynandı. Biz orada bütün oyuncular hep beraber oturuyorduk, sohbet ediyorduk. Ya çok güzel bir ortamdı. Özlemişiz birbirimizi. Normalde turnuvalarda hani siz de oynadığınız için bilirsiniz. Çok samimi olduğunuz kişilerle, oda arkadaşınızla oturursunuz. Gerçi orada herkes tek kalıyordu. Biz hep beraber oturduk. Ben hatta çok komik bir durum oldu. İlk tur Burak'la oynadım. Sabah kahvaltıyı Burak'la yaptım. Öğlen yemeği Burak'la yedim. Maça çıktık, sonra akşam yemeğini beraber yedik. Sonra Deniz'le oynarken Deniz'le sabah kahvaltıyı yaptık. Melih'le oynarken Melih'le kahvaltı yaptık. Yani hani o dostluk çok farklıydı. Süper Lig çok zorladı bizi. Vahap'ın başı döndü. Kendisini kötü hissetti. Ya bir de şimdi çoğu alışık değil. Hani benim kulübüm var. Kulüpte biz maske takıyoruz. Biraz alıştık ama biz ne yapıyoruz? 45 dakika takıyoruz, çıkartıyoruz, bir temiz hava alıyoruz. Sonra tekrar takıyoruz. 2 saatlik bir çalışma. Biz 4 saat maskeyle kaldık. Sonra kendi nefesimizi sürekli tekrar alıyoruz. Bu ciddi sıkıntı yarattı bizde. Bir de Süper Lig olunca ben 3. 4. saatten sonra başım inanılmaz ağrıdı. Yani hani hatırlayamıyorum. Yaptığım hesabı hatırlayamıyorum. Bayılacak gibi hissettim kendimi. Biz de şey yaptık. Ümit'e aradık ve bir şeyde ricada bulunduk. Süper Lig'den çıkmasını istiyoruz dedik. Evet. Sağlık Kurulu karar veriyordu buna. Sağlık Kurulu aradılar. Sağlık Kurulu bunun doğru olamayacağını söyledi. Biz de şöyle bir çözüm bulduk. Bizler imza atalım dedik. Çünkü sporcu sağlığı açısından da zararlı bu. Bu şeyi kabul ettik. Biz imza atıp süperliksiz oynamak istiyoruz diye. Sorumluluk bize aittir diye. Sağ olsun orta yol bulundu, destek sağlandı bu anlamda ve Süper Lig'de çıkarttık, oynadık, daha da rahatlattı bizi ama maske yine çok zorladı. Yani biz fazla maske koydular sağ olsunlar. Bazen saat başı değiştirdiğimiz oluyor, dışarı çıkıp hava alıp geliyorduk, zor oldu. Ben tabii satrançlar pratik zekalıdır, ben bir formülünü buldum onun.
Sürekli sıvı tükettim. Sıvı tükettikçe de açmak zorundayım maskeyi. Evet. Sıvı tüketerek oynadım yani başta da. Başka türlü olacak ama şartlar kolay şartlar değil. Zor gerçekten. Maskeyle oynamak zor yani. Kesinlikle abi. Abi o turnuvayı nereden, onunla ilgili çok soru var ama nereden gireceğimi bilmiyorum. Özellikle zaten kısaca bir açıklama yaptım ama tabii oranın atmosferi, yani belki Türkiye'nin sayılı oyuncular, hatta en iyi oyunculardan 10 tanesi oradaydı. Abi genel olarak turnuvada oynadığın maçlarla ilgili bir yorum yapabilir misin? Yani neler oldu, ne gibi konular oldu, üstün gördüğün, kaybettiğin ya da özellikle Vahap'ın maçına ilgili çok soru var. Evet, ya Vahap'ın maçını analizlerim bir türlü çekemedim. Kendi kanalıma da cumartesi çok yoğundum ben. 10-11 saate yakın ders yaptım. Bugün çok yoğundum. Derslerim yeni bitti yani. Erken almak zorunda kaldım. Normalde aram oluyordu. Şimdi saat biraz geç olacak ama bugün çekmeyi planlıyorum. Ben o turnuvayı güzel oynadım. Vahap'a da güzel oynadım. Yani hani kazanç koruma da geçtim. Çok da istekliydim. Maçlardan önce 3 saate yakın çalışıyordum ben. Vahap'taki sıkıntım şu oldu. 3 tane varyant var. Kazandığını görüyorum. Bunu mu oynasam diyorum. Başka varyant hesaplıyorum. Bunu mu oynasam diyorum. Bir baktım zamanım azalmış ve garip bir şekilde telaş yaptığım zaman azalınca. Ve en kötü devam yolunu aradım zaman azaldığında. Halbuki ilk gördüğümü oynasam yeterliydi. 4'e yakın veriyordu. Genel anlamda beğendim başarımı. Melih'e kötü oynadım. Melih'e oynadığımız varyantın teorisini yani 20 hamle biliyorum ama ara varyantları bilmiyorum ve maçta o enerjiyi harcamak istemedim. Pasif bir varyant seçtim ki ben o varyantı pratikte Lichess'te çok oynadım. Kötü kaldığını da bildiğim halde girmek istedim o varyanta. Kötü kaldım. Çok güzel oynadım Melih. Zaten turnuvayı da güzel oynadım Melih. Kötü maçımı, o maçı hiç beğenmedim. Ekaterina Atalık'la maçımda açılışı çok beğenmedim. Açılışı yanlış oynadım. Karıştırdım garip bir şekilde. Cem Kağan maçında çok komik bir hayal gördüm. Yani çok net E4 piyonunu alıyorum. Hiçbir şey yok. Üstün konumda kalıyorum. Açılıştan farklı oynadı. Hazırlık yapmıştı. Cem Kağan iyi hazırlık yapar. Ama benim hazırlığıma yakalanmış oldu. Orada da çok komik bir hayal gördüm. Piyonu aldığımda filmi istediğimde ben filmi bir kareye gidebiliyorum zannediyorum. 3 tane kare var. O gittiğim kareye de kaybediyorum. Halbuki 3 tane kare var gidebilecek yani. Hayal gördüm. Evet. Ben işte nasıl anladım? Şöyle piyon B5'te B4 sürüyorum. Daha sonra fil B5'e gidemiyorum diyorum. B5'te piyon var diyorum. Halbuki piyon B4'te. Bir Melih partimi beğenmedim. Kötü oynadım. Son turlara doğru belki şeyin de verdiği, ben dirençli oynayan birisiyim. Yani direncim çok iyidir ama biraz yaşın da verdiği, spor yapmamanın da verdiği nedenlerden dolayı biraz kötü oynamaya başladım son turlarda. Ama genel anlamda çok beğendim oyunumu. Çok hoşuma gitti. Yeni bir böyle şevk geldi. Tekrar saptanınca başlama şevki. Turnuva arıyorum işte gitmek için. İnşallah. Yani özellikle Vahap'ın maçı ile ilgili ben orada biz hatta kanalda ben maçı incelerken abi çok diyorum ya bu da mı gitti? Bu da mı gitti? Bu da mı gitti? Derken ama gerçekten mükemmel bir şaheser diyeyim. Abi gerçekten eğer o açılışı çalışmak isteyenler ya da o konuma girmek isteyenler için çok güzel bir şaheser diye düşünüyorum o oyun. Yani onlar bize çok faydalı oldu. En azından ben sürekli analiz ettiğimden abi çünkü ustaların oyunu inceleye geliştirir ki tabii. Şöyle sanırım bir ortak noktamız varmış abi. Ben zamanında Vasikov'dan eğitim almış biriyim. Sen sanırım abi aynı derste sen de görmüşsün Vasikov'dan. Tabii Vasikov ilk temeller atan kişi benim için. Evet yani orada şey söylüyorum, ustanın oyununu bilmeden bir de sert biriydi oyun, çok çok sert. Tabii ben bu kadar rahat konuşamıyordum karşısında ama ustaların oyununu bilmek çok önemli derdi. Tabii. O yüzden bu tür maçları incelemek çok önemli diye düşünüyorum. Evet abi ben ikinci bir soru sormak istiyorum sana. Kayseri'yi yakından takip ettiğini soramıyorum Kayseri'den öğrencimiz. Kayseri'yi yakından takip ediyor hocamız. Özellikle önümüzdeki birkaç sene içinde Kayseri'de bir yıldız görüyor mu? Ya Kayseri'nin potansiyeli çok fazla. Ama maalesef Kayseri'de sıkıntı velilerin satranç anlamında bilinçli olmaması. Yani ben bu kadar potansiyelin olup bir şeyin ya yani çok az oyuncunun çıktığı bir başka bir yıl hatırlamıyorum. İnanılmaz bir potansiyel var Kayseri'de. Ben orada çok çalıştım. Şu anda çalışıyorum Kayseri'de yine. Belki düzenli olursa Aralık'ta olmazsa Ocak'ta gelme durumum var. Bu pandemi durumuna göre. Ama
maalesef önce velileri bilinçlendirmek gerekiyor kitap tanıtımında. Çünkü eğitim gibi görüyorlar. Şimdi bizim eğitim sistemimizde ben hep anlatıyorum. Biz çocukları iki şekilde eğitebiliriz. Bir, yönlendirebiliriz anlatırken dersleri. Bak işte şah zayıf, şaha nasıl saldırırsın tarzı. İki, kendisinin bulmasını sağlayabiliriz. İnisiyatifi almasını sağlayabiliriz. Yani o inisiyatif duygusunu, hissiyatını geliştirebiliriz. Şimdi eğitim sistemi direkt bir kalıba sokuyor. Şimdi haftada 40 saat, işte 30 saat eğitim sistemi çocuğu buna itiyor. Veliler de eğitim sistemindeki gibi her şeyin böyle hani ezbere, kuralların ezbere verilmesini istiyor. Satrançta ezber yoktur. Satrançta yorumlama vardır. Sıkıntı buradan çıkıyor zaten. Şimdi normal eğitim sistemi gibi eğitim görmedikleri zaman çalışılmadığını düşünüyor. Bu bir de Kayseri'ye özgü de değil ama Kayseri'de ben çok karşılaştım bununla. Çok farklı bir anlayış var bu anlamda. Eğitim sistemi gibi görüyorlar satrançı. Eğitim sistemi gibi devam etmesini düşünüyorlar çalışmaların. Ama öyle olmuyor işte. Bu düzelirse ve hocalar üzerindeki baskı azalırsa, her yer için geçerli bu. Hocalar daha rahat çalışacak, çocuklar daha iyi satranç oynayacak. Yani o kesinlikle zaman Kayseri'den çok çıkacak, ben söyleyeyim. Aynen. Kesinlikle ki bu hocam bence çok önemli bir mesaj olduğunu düşünüyorum. Aslında abi beynimiz okudun diyebilirim. Bu çok çok önemli bir açıklamaydı. Çok teşekkür evet ederim. İnşallah bundan birlikte değişeceğini ümit ediyorum. Canlı İnşallah yayında bir yorum gelmiş Kıvanç hocam. Can Alkan diye bir doktor hocamız yorum yazmış. Doktorlar ve hekimler olarak en azından ben Kıvanç Bey'i gururla izliyorum demiş. Yine az önceki Türkiye Şampiyonası'ndaki maske ve Süper Lig'den bahsetmiştiniz ya. Biz hekimler evet hep bu ortamdayız ve Süper Lig maske, çift maske falan diyerekten de yine belirtmiş. Gerçekten onların da durumu çok zor. Allah yani yardımcıları olsun ödenmez diyorum. Çok evet net söyleyeyim. Yani halen şimdi ben çok açık sözlüyümdür. Halen Sağlık Bakanımızın kalkıp bu emekçiler için bir şey yapmaması, bu şiddeti durdurmaması veya durduramaması bilmiyorum. Yani şu pandemide hiç kimsenin yapmayacağı şeyleri yaptılar. Hakları ödenmez yani gerçekten. Evlerinden, ailelerinden uzak kaldılar. Cansiperhane çalıştılar ve çalışmaya devam ediyorlar. Ben her mesleğe saygılı birisiyimdir ama iki tane kutsal, en kutsal meslek iki tanedir benim için. Bir doktorluk, iki öğretmenlik. İkisi de ya yani insanın hayatı da sizin elinizde, ikisinde de. Çünkü birisinde hayata döndürüyorsunuz, kurtarıyorsunuz, diğerinde de eğitiyorsunuz. Eğitmek de çok önemli. Çünkü bir toplum yaratıyorsunuz bundan. Doğru bir şekilde eğitildiği zaman refah seviyesi yüksek bir toplum yaratıyorsunuz. Yani öğretmenlere ve doktorlara laf edilmesine çok kızıyorum ben. Maalesef günümüzde öğretmenlik mesleği tabii idealist öğretmenleri tenzih ederek söylüyorum bunu. Biraz bankamatik memurluğu gibi olmaya başladı son dönemlerde. Ben gördüklerimi söylüyorum. Bu şekilde çalışmayanlar zaten üzerine alınmasın. Ama çok haksızlık ediliyor sağlık çalışanlarına. Bu evet beni de üzüyor. Ben Twitter'dan bazen yazıyorum, tepki de topluyor olabilir belki ama hani Twitter'da da yazıyorum, çekinmiyorum. Ya onların hakkı ödenmez yani. Kesinlikle hocam. Yani bu dönemde eğer biz biraz olsun ayakta kalabiliyorsak onların emeği çok fazla abi diyebiliriz. Kesinlikle. Küçük bir hayranınızdan bir mesaj var abi. 7 yaşındaymış. Mesajı aynen okuyorum. Yani affedersin. İleyde Kıvanç Ağa Hoca gibi olacağım ve dünya şampiyonu olacağım. Bunu size iletmemi istedi velisi. İnşallah. Ben hep şey söylüyorum. Bunu söyleyenlere. İleride Kıvanç abi gibi olacağım. Benden daha iyi olun. Benden daha iyi olun. Ama şu çok önemli. Hep söylüyorum. Yani sporcu etik kuralları uygulayan insanlar için tanımlanmalı sporcu kavramı. Ben kendim turnuva yaparken de yani kesinlikle bakın etik kurallara riayet edelim. Oynadığımız spora saygı gösterelim. Yani en büyük başarı budur. Yani bilgisayar kullanma. Bugünümüzde çok var. Bunlardan uzak durmak lazım. Kendimizi kandırıyoruz. Benim için en başarılı sporcu hakkıyla oynayıp sonuna kadar mücadele eden sporcudur. Birinci olan değil, sonuncu da olabilir. Ama o minik kardeşimiz diyeyim. İnşallah benden de iyi olacak. Şampiyon da olur inşallah. Ben çok inanmıyorum Türkiye'den bir şampiyon çıkacağına. Çünkü spor kültürü yok Türkiye'de.
spor kültürü yerleşirse şampiyon çıkabilir ve ben iddia ediyorum bir spor kültürü olursa her branş için, yani dünyada birçok ülkeden çok daha yetenekli insanlarımız var bizim. Evet. Her branşta muazzam şeyler yapabiliriz. Ama maalesef günü kurtarma üzerine çalışıyoruz evet. her alanda. Evet, kesinlikle maalesef hocam. Diyelim. Kesinlikle. Evet, maça bakmamızı isteyen kişiler var abi. İstersen bir tabii. biraz konumlara bakalım. Var mı hocam? Özellikle bir birinci masayla ilgili Neyme Volkan hocamız sanırım. Volkan hocamızın maçı bitmiş. Volkan hocamız bir şey sormuştu canlı yayında. Gençlerin bu kadar online oyunlarda oynamasının zararlı olarak görüyor mu Kıvanç hocamız diye. Yani kötü etkiler olacağına ya, inanıyor mu demiş. Ya şey... mesela belli bir seviyeye geldikten sonra zaman temposu burada çok önemli. Belli bir seviyeye geldikten sonra sürekli oynamaları pratik saplantısını geliştirir ve pratik olarak çok iyi bir oyuncu olurlar. Çok ilerlerler. Mesela ben örnek veririm, benim çok yakın dostum, yani çok sevdiğim birisi Mert Erdoğdu. Biz hep beraber kaldık turnuvalarda. Mert'in gelişimi tabii ki bilgisi var. Sonuçta büyük usta ve çok iyi bir bilgisi var. Ama Mert pratik satrançla gelişti. İnanılmaz oynardı. O zamanlar ICC vardı bizde, Internet Chess Club. Böyle chess.com falan yoktu. ICC'de biz günde bir saat oynarsak o 4 saat 5 saat oynardı. O kadar iyiydi ki pratiği, açılışları. Yani çok oynadığı için. Ama şöyle şimdi, Mert oynarken satranç çalışıyordu. Yani sadece oynamak yeterli değil burada. Mert o yüzden çok başarılı oldu. Ya pratik satranç kesinlikle önemli ama 1 dakika oynamak yararlı değil. 3 dakika oynamak yararlı değil belli bir seviye için. Seviye atladıkça zaman azalacak. Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Bir dakikalık satrançlarda veya daha hiperbullet var. 30 saniyelik, 15 saniyelik. Bunlarda fareyi hızlı kullanan kazanıyor diye düşünüyorum ben hocam. Hani... Ya mesela onun yararı ne? Ben niye oynuyorum? Hızlı görme yeteneğini geliştiriyor benim için. Ben çünkü sadece hamle yapmıyorum. İlk gördüğüm hamleyi, orada konumu anlamaya çalışırken ilk gördüğüm hamleyi yapıyorum. Bana yararlı ama şimdi 7 yaş, 8 yaş, 9 yaş bir çocuğa yararlı değil. Çünkü sadece hamle yapıyor. O zamanı oynuyor. Bu düşünme yetisini kaybettiriyor. Düşünme alışkanlığını kaybettiriyor. Hızlı oynama alışkanlığını kazandırıyor. O yüzden de oradayım. Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Bu maç bitti. Diğer maça bakalım isterseniz. Şu anda abi 61. Kitaplarınız hakkında bir soru geldi. Kıvanç hocamızın çıkaracağı kitap ne zaman anladığım kadarıyla kitapçıda olur diye bir yazı gelmiş ama hani Alper abiden mi sizden mi ulaşabilecekler abi? Şöyle, ben şimdi bir kitap çıkarttım. Benim bir kitabım var. Hı-hı. Hatta dünyada da ilk örnek olarak QR kodlu. Yani biraz bahsedebilir miyim isterseniz? Tabii ki. Şimdi kitap satranç kültürü oluşturmak üzerine ilk başta oynayan işte Rubinstein'ın maçı var mesela. İlk maç. Rubinstein'in fotoğrafı ve onun satranç ilgili söylediği özlü bir sözü koydum. Bir satranç kültürü olsun diye. Büyük bir diyagram var. Orada soruyu bulmaya çalışıyor. Genelde 1800'e üstü oyuncuların bulabileceği sorular. Yanında, yan sayfada da konumu anlatan yorumlar yaptım. Bilgi ipucu gibi bir şey verdim. Bunlar da konumu yorumlamayı öğretiyor. Bunda da o yorumlamayı işte okuyanlar, konumu anlatan yazıları okuyanlar 1300 seviyesine kadar düşüyor, bulabiliyor. Yine bulamazsa temel satranç kurallarını ben orada o soruyla ilgili ipucu olarak hazırladım. Her sorunun ipucu temel bir satranç kuralı. Hepimizin bilmesi gereken satranç kuralı mesela. İpucu olarak koydum. Temel satranç kurallarını bilmiş oluyor. Yine bulamazsa işte 1000 seviyesine kadar düşme durumu oluyor bu sefer. O da QR kod. QR kodu okuttuğu zaman sadece kitap alanlar izleyebiliyor. Benim kanalımda otomatik açılıyor o maçın baştan sona analizi. Benim yorumumla. Açılış anlatıyorum, oyun ortası anlatıyorum. Baştan sona analizli bir şekilde izleyebiliyor. QR kodlu bir kitap. Ben bunu hep elden dağıttım. Yani ara yayıncılara vermedim. Bir tek Alper'e ve Selim abiye verdim dağıtması için. Onlar da satranç emekçisi çünkü. Yeni kitaplarını da yine elden dağıtacağım. Yine Alper'den ve Selim abiden olacak. Muhtemelen. Bunun da duyurusunu yapacaktık. Bu yakın zaman abi tarih sormuşlar da bir de. Ne zamana çıkar? Haziran'da yaş grupları olacak muhtemelen. Haziran'a ben 3-4 tane kitap yetiştirmeyi düşünüyorum. Açılışla ilgili strateji kitabı çocuklar için temel stratejiler var. Her çocuğun yani 7-9 yaş arası seviye olarak söylüyorum yaştan ziyade.
1000-1300 arası çocuklar. Genelde 7-9 yaşta çok görüyoruz. 7-9 yaş arası veya 1300-1300 seviyesindeki her oyuncunun bilmesi gereken temel stratejiler var. Bununla ilgili bir kitap çıkartmayı düşünüyorum. Taktik bir kitap çıkartmayı düşünüyorum. Bir de işte bu oyunum var. Oyunu çıkartmayı planlıyorum. 4-5 tane materyal ve şey kendi ilk kitabımla beraber inşallah hazır olmayı düşünüyorum yaş gruplarına, ama kolay değil tabii. Tabii. Elinize sağlık şimdiden. Kolaylıklar olsun hocam. Biz de şunun müjdesini vermek istiyoruz izleyenlerimize. Biz bu canlı yayından önce Kıvanç hocamızla görüştüğümüzde ulaşamayanlar, temin edemeyenler için biz Kıvanç hocamızın iki tane, yani aynı kitaptan iki tane izleyen kişi arkadaşlarımıza, abonelerimize çekilişle vermek istiyoruz. Çünkü böyle bir kitaptan herkes elimizden geldiği kadarıyla destekçi olmak istiyoruz abonelerimize. Bunun da müjdesini verelim sizlere. İnşallah bir kişiye bile dokunsak bizim için kârdır diyelim. Çekiliş evet hakkında abi, ben bir duyuru yapayım. Arkadaşlar, çekilişin duyurusunu yarın yapacağım. Yine Kıvanç hocamızın Satranç Sanatı Mucize Hamleler adlı kitabını iki kişiye hediye edeceğiz. Kitabın normal bedeli 35 lira. Yine yayında olup da hediyeyi artırmak isteyen arkadaşlarımız, destekçilerimiz varsa bizimle iletişime geçebilirler. Benim e-posta adresimi birazdan Çağan gönderecek. Yine doğrudan kitaba sahip olmak isteyenler de Kıvanç hocam sen e-posta adresini verirsen senin iletişime geçerler. gmhaznedaroglu@gmail.com. Bana da iletebilirler. İmzalı bir şekilde gönderiyorum ben adreslere. Evet, imzalı bir şekilde Kıvanç hocamız da gönderiyor. Kıvanç hocamızdan bizzat alabiliyorsunuz. Bu mail adresine mesaj atmanız yeterli. Bence bu fırsatı, imkanınız varsa kesinlikle kaçırmayın derim. Evet, şu an birinci masayla ilgili bir mesaj geldi Ufuk hocam. Bakalım hocam. Volkan Hoca ile Hasan kardeşimiz oynuyormuş. Evet hocam, bu maç hakkında biraz düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Evet, burada beyazların standart fikri vezire 1, vezir h4, at g5'te bir atak yapıp rakibi tahrik ediyor, h6 sürdürüyor. Atı geri çekiyor, sonra f5'te parçalamaya çalışıyor. Bu beyazın temel fikri. Temel kurallar nedir? Rakip kanat saldırı yapıyorsa merkezden oynamalıyız. Siyahlar da doğru bir stratejiyle merkezden oynuyor şu an. Evet. Merkezi ele geçirmeye çalışıyor. Merkezde üstünlük kurmaya çalışıyor. Çünkü merkezdeki taşlar çok hızlı bir şekilde kanatlara aktarılabilir, savunma yapabilir. Şu an iki tarafta hani teorik dediğimiz konumu oynuyor. Siyahlar zaman anlamında sıkıntılı ama doğru stratejiyle devam ediyor. Rakibin hatanı merkezdeki değişimlerle merkezden oynayarak bertaraf etmek üzere. Klasik şey, eşite yakın, beyazın çok hafif üstünde olduğu bir konum olabilir. İki tarafında gelişmemiş taşları var, gelişecekler. Şimdi bir yerden sonra beyaz hata yapamazsa vezir E1'de amaçsız kalacak. Sıkıntı bu açılışta beyazlar için. Evet. Ve şu an gördüğümüz kadarıyla siyahlar çok güzel karelere bir atak başlattı. Evet, siyah mantıklı oynuyor şu an. Evet, kesinlikle, ama burada dengeli bir konum diyebiliriz şu an için, değil sadece mi? Sadece beyazın, siyahın dikkat etmesi gereken şey beyaz F5 oynayacak. Ona hazırlık yapıyor. Siyahlar çok mantıklı oynuyor ama burada C3 oynamak gerekiyor. Yani evet. Beyaz zaten oynadı. Şimdi F5 tehlikeli gelebilir. Evet, bu D3 hamlesi biraz, çok emin değilim abi. Neyse, ama genel olarak süreden bir sıkıntı yok, yaşamazsa vardır. Dengeli gibi gözüküyor. Sürede evet, eklemeli hocam, zaten hocam. Buyurun hocam. Sürede eklemeli ya zaten hocam. Süre ekle, pardon. Evet. Şu an Kıvanç hocam, sizin de çok yakın bir dostunuzdan selam geldi. Şöyle bir soru var. Kayseri'ye tam olarak ne zaman geliyor? Anladığım kadarıyla bekliyorlar sizi. Ya yani, işte pandemi dönemi ne zaman biraz düzelirse çok artış var. Bizim de dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık çalışanlarının yükünü azaltmak için. Hafifleyip normale yakın bir hayata döndüğümüz zaman planlıyorum gitmeyi. Ama süreci belirleyemiyoruz ne zaman olacağını. İşte biz de belirleyemiyoruz maalesef. Evet. Yazın azalmıştı hocam, Temmuz gibi. Belki baharda yüzde turnuvalara gideriz diyorduk. Şu an mesela Antalya %100 artış göstermiş. Şeyler, yoğun bakımlar dolu.
Hiç boş yer yok. Yani şey diyorlar, hani normal hasta olarak bile gitmeyin diyorlar yoğun bakımlara. Yani dikkat edin kendinize. Evet. Bilmiyorum yani, maalesef bilinçlenmek gerekiyor. Çok ben çevremde gördüklerime istatistik çok bilinçsiz insanlarımız var. Maalesef. Evet. Bunlar da ama işte başkalarını etkiliyor. Yani benim birebir yakınlardan duyduğum çok üzücü hikayeler var. Yani adamın birisi pozitif çıkıyor ama söylemiyor kimseye. İş yerine gidiyor, 30 kişiye bulaştırıyor. Onlardan birisinin kardeşi vefat ediyor. Bulaşanlardan birisi kardeşine bulaştırıyor. Söylemiyor çünkü işten atılacağından dolayı korkuyor. Yani şimdi çok acı durumlar oldu maalesef. Evet. Biraz bizim de işleri yavaşlatmamız gerekiyor, yardımcı olmamız gerekiyor. Evet. Kesinlikle hocam. Hatay'da da yani, ben Hatay'dayım. Giden geri gelmiyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor diyorlar ama öyle de kolay olmuyor. Lütfen arkadaşlar, buradan hem hocamızın da mesajına dikkat edelim. Bari bundan sonra dikkat edelim de şu Allah şu belayı bizim başımızdan, dünyadan atsın. Sadece bizden değil, dünyadan atsın diyelim. Evet. Abi, Grand Master olma yoluyla ilgili tabii çok soru var. Başlayalım. Ki biliyor, çok zor bir şey. Gerçekten başarılması çok zor bir şey. Çok emek isteyen bir şey. Evet, bununla ilgili kısaca hocam neler yaptığını anlatmamızı istiyorlar. Şöyle, ben biraz geç karar verdim. Artık büyük solum yeter dedim. 1,5-2 aya yakın 9 saat günde saptan çalıştım. Bu 9 saati nasıl çalıştım? 3 saate yakın açılış çalıştım. Repertuarımı yeniledim. Ev hazırlıkları yaptım. Repertuarımda analizler yaptım. 2 saate yakın hesap gücü üzerine çalıştım. Bu hesap gücünde de işte kombinezon çözdüm. 1 saat etüt çözdüm. Etüt ben çok seviyorum. Çok fazla çözüyorum etüt. 10.000'in üzerinde etüt çözmüşlüğüm vardır. Çünkü yaratıcılığı geliştiriyor. Taş arasındaki koordinasyonu geliştiriyor. Mesela ben oyun sonunu çok çalışmadım. Diğer alanlara çalıştığım kadar. Ama oyun sonunu iyi oynadığım söylenir. Teknik oynadığım söylenir. Etütlerden kaynaklı. Taş arasındaki koordinasyonu iyi biliyorum. Etüt çok çözdüğüm için. İşte kalan 3 saatte de oyunun ortası ve oyun sonuna böldüm 1,5 saat. Ansiklopediler vardı bende. At finalleri, fil finalleri soru çözüyordum. 9 saat günde çalışıp odadan çıkmıyordum. 2 ay sonra, işte 2 ay çalıştım. Sonra Çek Cumhuriyeti'ne gittim. Peş peşe 2 tane norm aldım. Hatta 482 kişi mi, 485 kişi katılmıştı turnuvaya. Ben 128. başlamıştım. Üçüncülüğü paylaştım orada. İlk normumu orada aldım, GM normunu. Bir gün sonra kapalı turnuvaydım. Orada da birinci oldum. İkinci normu aldım. Yani çalışarak oldum. Şimdi bu şey anlamında söylemiyorum. Bizim yaptığımız iş evet kolay değil gerçekten. Büyük usta olmak. Ama mesela bundan 10 sene öncesine bakın, çok 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 daha zordu büyük usta olmak. 20 sene öncesine bakın, daha zordu. Bizim zamanımızda zordu. Şu an daha rahat. Basit olmasının sebebi şu: bizim zamanımızda kuvvetli turnuva sayısı fazla değildi. Kaynaklara ulaşım bu kadar rahat değildi. Bu tabii ki şey demek değil. Yani biz daha iyi büyük usta adamını söylemiyorum. Şu anki nesil düzenli çalışırsa, doğru çalışırsa büyük usta olur. Kesinlikle. Daha rahat olur. Yani bu bununla, bundan 10 sene sonra çok daha rahat olacak belki. Evet. Çünkü satranç gelişiyor, imkanlar gelişiyor, teknoloji gelişiyor. Bunu doğru kullananlar yapabiliyor. Evet, biz zor şartlarda olduk çünkü biz yılda bir turnuvaya, iki turnuvaya gidiyorduk ilk başlarda. Sonra gelişmeye başladıkça biz 20'li yaşlarda yılda 3-4 turnuva oynamaya başladık. Kıvanç bizim hocam, hatamızdı. Ben kendime buluyorum. Kıvanç hocam, sözünüzü kesiyorum. Sen? Kusura bakmayın. Bir dakika sonra Zoom toplantıdan atacak. 40 dakika kuralı var Zoom'da. Aynı linke tekrar tıklarsanız devam ederiz hocam. Tamam. Yani şey, hani biz, ben kendi adıma konuşayım. Ben çok uzattım. İmkanlar vardı, turnuvalar vardı. Çalışmayı biraz esnettik diyeyim. Çalışınca oldu. Yani o temelin üstünde çalışınca oldu. Şu an çok daha fazla turnuva var. Çok daha imkan fazla. Devam edeceğim şimdi. Kapanacak herhalde. Evet hocam. Evet, evet. Kapandı. Tekrardan bağlanıyoruz arkadaşlar.
Tekrardan hatırlatmak isterim arkadaşlar. Yarın Kıvanç hocamızın Satranç Sanatı adlı kitabının çekiliş duyurusunu yapacağız. Siz de bir kişiye kitap hediye etmek isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Şu an için biz iki tane hediye edeceğiz. Bunu arttırmak isterseniz bir tane de ben kitap hediye etmek istiyorum derseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Yine kitabı doğrudan imzalı bir şekilde almak isterseniz de Kıvanç hocamızın Gmail adresine mail atabilirsiniz. Tekrardan merhaba hocam. Merhaba. Zoom'da böyle bir sorun var. Evet. Evet hocam, size yarım kalmıştı, dinliyoruz. Yani şimdi mesela şu an günümüzde şöyle düşünebilirsiniz. Daha fazla büyük site çıkması lazım o zaman. Neden çıkmıyor? Şundan dolayı çıkmıyor. Şimdi rahmetli Vasco Türkiye'ye geldiği zaman antrenör olarak Ankara'dan dışarı çıkartılmıyordu. Hep Ankara'da tutuluyordu ve haftada bir gün çalışma yapılıyordu. Geri kalan 6 gün adamın canı sıkılıyordu. Boş boş oturuyordu ve satranç seven birisi yani. Karpov'un antrenörünü yapmış birisi. Sekundantlığını yapmış birisi. Boş boş oturuyordu. Ben de işte okuldan otobüsle onun evine gidiyordum. Ben Rusça bilmiyorum. O İngilizce bilmiyor. Tahtada anlaşıyorduk. Beraber çalışıyorduk. Oradan eve geçiyordum. Evet. Ben 6 gün boyunca evine gittim. Vasukov'un. Yani o özveriyi gösterdim. Çünkü evet. Büyük usta, biz ilk büyük ustayı tanıdığımızda 15 yaşında Vasukov'a çalıştım ben. 13 yaşında yurt dışına çıktığımda yani söylemesi ayıp, tavuk yiyordu. Yarım saat bekledik. Tavuğunu bitirdi, yemeğini bitirdi. Bir soru sorabilir miyiz dedik. O kadar heyecanlıydık ki böyle. Evet dedi. Nasıl saptan çalışmalıyız dedik. Oyun sonu çalıştın dedi, gitti. 5-10 saniye sürdü şeyimiz yani. Evet. Diyalogumuz. Ama bizim için çok değerli bir 5-10 saniyeydi. Kesinlikle. Biz o zaman zor elde ediyorduk ve değerini biliyorduk. Şu anki nesil değerini bilmiyor. Kolay elde ettiği için de başarı geç geliyor. Çünkü her şeylerin altında. Kuvvet işte 7 yaşında GM'den ders alabiliyor. Video izleyebiliyor. GM'lerin turnuvasını izleyebiliyor. Ya biz çevirmeli şeylerle bağlanıyorduk. Ağlarla bağlanıyorduk internete. Çok yavaştı. Maçları izleyeceğiz heyecandan. Ben bilgisayarı kaç defa bozduğumu hatırlıyorum internete bağlanmak için. Maç izleyeceğim, GM'leri izleyeceğim diye. Şimdi kesinlikle. O kadar çok imkan var. Ve maalesef bu imkanlar kolay elde edildiği için değerini bilemiyorlar. Değerini bilemedikleri için de hızlı gelişemiyorlar. Kesinlikle abi. Çok güzel bir mesajlar yine verdiniz. Teşekkür ederiz. Dördüncü tur başladı bu arada. Yani şu an belki 2-3 dakikada hocam anlattı ama belki yılların özeti diyebiliriz bu işler. Evet. Yani kolay değil. Büyük usta çok çok zor arkadaşlar. Çok çalışmak gerekiyor. Evet, şimdi bir abi şöyle sorayım. Sizinle irtibat kurmak isteyenler mail adresinizden mi ulaşması gerekiyor diye bir soru geldi. Ders konusunda anladığım kadarıyla. Ben o soruyu çünkü sormak istemedim de. Efendim? Tekrardan mail adresini söyler misin? Yani abi özel ders konusunda da ben burada sormak istemedim. Senden irtibat kursunlar istiyorum. Ya ben de hani kendi kanalımda da canlı yayında da etik olarak ücret falan hiç bildirmiyorum. Sadece kamp yaptığımızı söyledim de kampın ücretini bildiriyorum. Kamp yapıyoruz biz. 7. kampı yapacağız. Salı başlayacak. Mailden ulaşıyorlar bana. Küçük harflerle gmhaznedaroglu@gmail.com. Tamam. Evet. Bana bununla ilgili soru atan verilerimiz, arkadaşlarımız, buradan hocamıza ulaşması daha doğru olur. Çünkü bu tür soruları canlı yayında sormuyoruz. Özel konuları hocamızdan bizzat görüşmenizi öneririz. İhsan evet, hocamız abi, geldi şeyle. Selam söylüyor hocam size. İhsan Kılıç hocamız. Aleykümselam. Satranç sevdalısı ya. Abi satranç... ya ben şöyle söyleyeyim abi. Şu pandemi döneminde iyi ki rahmetli babam bana ortaokuldayken böyle bir kısaca gösterdi. İyi ki öğretmiş diyorum. Gerçekten satranç olmasa kafayı yeriz abi. Yani kesin. Evet. Yani satranç her yönden mükemmel bir spor. Evet. Şöyle bir soru var abi. Nasıl yine gelmiş buraya? Çelik maçıma bakar mısınız demiş. Şevki hocam, sen Lichess takıma bakar mısın isteklere? Hemen bakıyorum hocam. Açılışlarla ilgili sorular var abi. Yani özellikle UKD aralıkları vererek soru var. 1400-1600 arasındaki oyuncular için Sicilya savunmasını önerebilir mi hocamız, yoksa özellikle şu açılış çalış dediği bir açılış var mı diye bir soru var. İkincisi açılışlar, de açılışları nasıl çalışacağız? Şimdi açılış çalışmak çok zor. Biz İvançuk'ta kamp yaptık. Biz o zamanlar 2300-2400 seviyesindeyiz. İvançuk'ta açılış çalışalım dedik. Çok kolay bir şey değil açılış çalışmak dedi. Yani koca İvançuk söyledi bunu. Her açılışı biliyor. Açılış çalışmak zor ama şimdi açılışları UKD'ye göre, seviyeye göre sınıflandıramayız.
Karaktere göre sınıflandırılır. Eğer agresif oynamayı seviyorsanız karakteriniz tahtaya yansır her zaman. Hareketli bir yapınız varsa sakin duramıyorsanız ona göre açılışlar oynamanız lazım. Hareketli açılışlar oynamanız lazım. İşte E4 oynamanız lazım veya siyahlarla Neudorf oynamanız lazım. Daha sakin böyle bir hayatınız varsa, karakteriniz varsa daha sakin açılır. E4'e C6 oynarsınız, E5 oynarsınız. Tamamen karaktere uygun açılış seçmek lazım. Evet. Kapalı konuları seviyorsanız Fransız oynarsınız. Bu sizin karakterinizle ilgilidir, seviyeyle değil. Yani binlik birisi Neudorf da oynayabilir. Evet. Veya işte 1800'lük, 1900'lük birisi Karokan da oynayabilir. Seviyeden ziyade karaktere bağlı. Evet. Kesinlikle abi. Açılışta nasıl çalışırız da? Karakterlerine uygun açılışları belirlesinler ve ona göre onunla ilgili maçlar bir idol belirlesinler. Bu idolü belirlerken mesela 1200'lük birisi 2500'lük, 2600'lük, 2700'lük birisini belirlemek zorunda değil. 1800'lük tanıdığı bir oyuncuyu antrenörünü de belirleyebilir. Onun açılışlarını da çalışabilir. Çünkü 7-9 yaş veya 1000-1200 seviye aralığı 7-9 yaşta şundan söyleyeyim. Çok açılış oynamazlar. Hep aynıdır. Hatta il ismi vermeyeyim ama bundan seneler önce 56 kişinin katıldığı 28 masadan oluşan bir turnuvada 28 masada da E4, E5, at F3, at C6, fil C4, fil C5, at C3, at F6. Bunlar yapılmış. E4, C5 oynadığında bu seviyede yine at F3, fil C4 oynamıyor mesela. Çünkü o kalıp öğretiliyor. Yani açılıştan ziyade çocukların strateji bilmesi gerekir. Merkez kontrolü, piyonlarla merkez kontrolü, taşların gelişimi budur aslında temel mantığı. Bunları bilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Bakalım fikriye çok olabilecek mi? Abi gerçekten üst düzey bir hamle o. Filce 3 mat. Evet. Ama çok bilmiyorum. Usta gözüyle kolay ama o gözle bilmiyorum. Ya bu işte motifler mesela neden soru çözmeleri lazım? Herkesin soru çözmesi. Bakın savunmanın kaldırılması. Vezir ayrı mat yapıyorum. C5'te vezir var. Onu kaldırmam lazım. Saptırma. Savunman kaldırması. Oyunlarımızda o kadar çok motif görüyoruz ki bunu anlatamıyoruz çocuklara. Yani motiflerin ne yararı olacak? İşte motif görüyorsun oyununda. Fil C3 bu, savunmanın saptırılması mesela. Bu hamleyi hiç anlamadım. Baby'li koruyamadığını düşündü. İki kaleye vezir oynamaya karar verdi. 8 yaşında bir sporcumuz. Windy 2013. Eskişehir'den bir sporcu. İşte Fil C3 mesela alabilirdi. Evet. Yani temalar çok önemli. Taktik çok önemli. Evet. Evet arkadaşlar, değerli velilerimiz, arkadaşlarımız. Biz az önce Kıvanç hocamızın mail adresini canlı yayına yazdık. Dediğim gibi müsait zamanların her şeysini hocamızla bizzat görüşmeniz daha doğru diyelim. Bunu, bu tür soruları bakın biz 5-10 dakikada bir mail adresini yazalım. Yeni giren arkadaşlar göremiyorsa oradan görsün, hocamızla görüşmenizi öneriyoruz. Bu tür özel soruları bu canlı yayında sormuyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arada bir şey söyleyebilir miyim ben? Tabii. Şimdi açılışlarla ilgili söylediler. Biz hani bir duyuru yapayım buradan. Ben sosyal medyadan yapmıştım ama biz her sene kamp yapıyoruz. Antalya'ya geliyorlar. Türkiye'nin dört bir yanından geldiler. Pandemiden önce yaptığımız kampta Urfa'dan, Van'dan gelenler oldu. Sağ olsun takipçilerden de geldi. Çok eğlenceli bir kamp yaptık. Bu sene pandemiden dolayı online'a çevirdik. Benim kendi antrenör ekibim, 5 antrenör, ben, işte İME Bahru Rızaev, CM Atilla Köksal Yüksel, Özgür Akman ve Meltem Hazındaroğlu, artık eşim benim. Beraber 5 hoca birden girip kamp yaptık online. 60 kişiyle başladık. Çok ciddi bir sayıyla başladık. 5 kamp yaptık. Biz 2 veya 3 kamp bekliyorduk. Okullar açılınca sayı düştü. Biz 6 ve 7'yi benle eşim yapmaya başladık sayı düştüğü için. 2 hoca yeterli dedik. 7. kampımızda biz salı günü başlıyoruz ve açılışlar üzerine. Temel açılışlarla ilgili bilgiler, açılışların fikirleri, bunun üzerine kamp yapıyoruz. Salı günü başlayacak. Sayı artarsa hoca eklenecek yine. Yani katılmak isteyen olursa buradan da duyurayım. Sosyal medyadan yaptım ben çünkü bunun haberini. Pazartesi gününe kadar kayıt yapabilirler. Onun da şeyini söyleyebilirim. Salı perşembe akşam 8'den 9.30'a kadar konu anlatım uzun üzerinden açılışlarla ilgili. Cumartesi günü turnuva, pazar günü de cumartesi oynanan turnuvanın analizi, yani o açılışlarla ilgili analiz. Mesela hangi açılışı anlatacağız, onunla ilgili tematik turnuva olacak cumartesi. Pazarda o maçların analizi, nerede hata yapılmış, nasıl fikirle oynamak lazım. Haftada 4 ders, ayda işte 16 ders, 400 lira kamp ücreti. Onu söylüyorum arkadaşlar, bu fırsatı kaçırmayın.
onda bu fırsatı kaçırmayın arkadaşlar. Yarın son gün zaten. Salı başlayacak çünkü. Evet. Pazartesi akşama kadar isteyenler, bilgi almak isteyenler mail atabilirler. Arkadaşlar bir büyük ustadan böyle bir fırsatınız oluyorsa hiç kaçırmayın derim. Evet. Bu haberi verdiğiniz için çok teşekkür ederiz abi. Şöyle bir soru gelmiş abi. Beyazlarda Evans Gambit oynuyorum. Siyahlarda da Karakan oynuyorum. Bu doğru bir yaklaşım mı diye bir soru gelmiş. Yani korku filmini sevmeyip korku filmine gitmek gibi bir şey. Evans Gambit çok açık evet. ve hani tuzaklı bir açılış. Ama şimdi ben profesyonel anlamda Evans Gambit oynanmıyor artık. Arada bir bizim yedirme dediğimiz böyle açılış hazırlığından kaçıp yedirme dediğimiz görebilirsiniz böyle büyük ustanın büyük ustaya ve büyük ustanın uluslararası ustaya oynadığını görebilirsiniz açılış hazırlığı yapma anlamında ama çok tercih edilmiyor çünkü çoğu varyant artık siyahlar için sıkıntılı değil. Evet. Ama Evans Gambit oynayıp açık konumları böyle tuzaklı konumları inisiyatif dediğimiz oyun yönlendirme şeklinde geçen açılışları oynayıp Karokan oynaması olmamış. Çünkü siyahlarda Karokan daha sakin, daha konumsal açılışlar fikirler içeren bir açılıştır. O olmamış. Mesela siyahlarda E5 oynayabilir. Sicilya, Neudorf veya Dragon oynayabilir. Daha hareketli şeyler oynayabilir. Anladım. Ama şu da var. Bana da bu soru gelmişti. Bir canlı yayınımda. Hocam işte ben çok böyle hareketli agresif açılışları seviyorum ama işte Fransız'da oynamayı seviyorum. Eğer seviyorsa oynasın. Ben mesela sevdiğim açılışları oynamayı tercih ediyorum. Benim stilime Neidorf'ta açık varyantlar gidiyorken ben Vezir4'te Sicilya oynuyorum. Neidorf'a girmiyorum mesela. Çok seviyorum Vezir4'te Sicilya'yı. Yani sevdiği evet. açılışları da oynayabilir. Onda sıkıntı yok. Kesinlikle. Kitaplarla ilgili arkadaşlar yayınımızın başında hocamız bilgileri verdi. 4 ya da 5 tane kitap hatta bir de güzel bir uygulama oyun hocamız Haziran ayına yetiştireceğini söyledi. Yine bilgi almak istiyorsanız hocamızın mail adresine ulaşabilirsiniz ama şu an çıkmış olan hatta dünyada eşi benzeri olmayan bir kitabı var. Onu temin edebilirsiniz arkadaşlar diyelim. Evet abi biraz da maçlara bakalım istersen. Maçtan evet. ilgili çünkü yorumlar geliyor. Şah ve şah kazandı. Evet. Evet işte oyun sonunda bilgisi mesela o pozisyon. Evet. Evet bu maç artık kazanç diyebiliriz. Yani o an... at piyonlarında ilginç tuzaklar var. Yani 1400-1500'lerin bile o tuzaklara yakalandığını gördüm ben anlatırken evet. kamplarda olsun. At piyon, biz bu arada oyun sonu çalışırken hani bilgisi olsun şu şekilde çalışırız. Piyon finallerini, kale finallerini, diğer finalleri at piyonu. Mesela at piyonu dediğim G'de ve B'de olan piyonlar. Kale piyonu A'da veya köşe piyonu A ve H. Fil piyonları deriz C ve F. Merkez piyonlar deriz. Böyle sınıflandırılır çalışırken. Biz de evet. kamplarda, milli takım kamplarında at piyonları kale finali, at piyonları kale finali tarzı görüyorduk hep. Ben o yüzden evet. ağız alışkanlığı at piyonu diyorum direkt. Mesela abi şu konuma neden yani %100 kazanç gitti beraber oldu. Ben çok şaşırdım. Nasıl beraber oldu ya? Abi inanılır gibi değil. Yani şahı C7 B6 sürse terk. İşte oyun sonu işte teorik bilgiler. Yani ya gerçekten bu çok abi şu an günümüzde özellikle küçük para. Yaştaki arkadaşlarımız ne açılış yapmaya? Aşırı bir açılışa yönelme var. Ama sizin dediğiniz mesela etüt çözme, oyun işte taktik çözme, strateji bakma. Stratejiye gelemiyoruz zaten de. Evet. Özellikle taktik ve öyle etüt vari şeyler çözmek. Hele hele oyun sonunun temeli bu. Yani evet. bunu bilmiyorsak. Yani... Etüt oyun sonunu geliştiriyor. Ama aynen. satranç açılış oyunu değildir maalesef. Bunu da anlayacaklar evet. zamanı gelince. Çok takıyorlar aynen. oyun sonu açılışa. Yani hiç mesela Karpov açılışı iyi oynayamaz mı? Oynayabilir. Ama böyle hep klasik şeyler oynanmış. Neidorf'ta file 2 oynanmış mesela. Hiç karışıklığa girmezmiş. Satranç oynanmış. Ben Türkiye şampiyonasında at F3, B3, G3 çok oynadım mesela. Evet. Açılış oynamadım. Satranç oynamak istedim. Çünkü oyun ortası farklı konular oluşuyor. Hesap yapıyoruz. Yani biz evet. satranç bilgisini tahtaya dökmek istedim ben. Çünkü rakiplerimin de bilgisi sonuçta iyi. Ama ben kendime güvendim.
Açılış oyunu değil ama çok açılışa takıyoruz maalesef. Evet. Açılışa taktığımız için de temel stratejiyi bilmiyoruz. Benim yani kendi tecrübemden yola çıkarak söyleyebilirim. Evet. Çok iyi açılış ezberleyen arkadaşlarım da vardı 1800-1900. Bir tane açılışın dışına çıkıp kötü gözükmeyen bir hamle yaptığımda 5 hamle sonra bitiyordu maç. Çünkü o kadar çok ezberlemiş ki açılışı. Fikirleri bilmiyor. O açılışın dışına çıktığın an bitiyor. Fikir bulamıyor ve bitiyor. O yüzden açılış ezberlemek, açılışa takmak çok doğru değil. Basit oynayın, temel kuralları uygulayın. Çalışın, açılış çalışmayın demiyorum. Ama açılışı bitirdiğiniz zaman satranç bitmiyor. Satranç aslında açılış bittiği zaman başlıyor. Kesinlikle. Çok güzel bir soru gelmiş bir antrenör arkadaşımızdan. Hocam günümüzdeki iyi antrenör, açılış anlatan antrenör, kötü antrenör, açılış anlatmayan antrenör diye geçiyor. Haklı, siz de maalesef katılıyor musunuz diye. Ya maalesef ben büyük olarak çok fazla açılış anlatmadım öğrencime bir seviyeye kadar. Hep stratejiyle başladım, geliştirdim. Evet. Açılış zamanı gelince açılışlara girdim. Çünkü çocuk önce taşı nereye çıkacağını bilmeli. Yani kesinlikle. Bir öğrenci almıştım 1400'lük. Çok sevdiğim bir abimle 2100'lük birisiyle oynuyordu. Ben 3 ay strateji çalıştırdım o öğrencimi. Eskidir. Milli takıma da girdi o. Ve Ankara Bincin'de o abimle oynadı. Hiç bilmediği bir açılış yaptı ama çocuk strateji öğrendiği için bilmediği bir açılışta 1400'lük bir öğrencim, 2100'lük çok sevdiğim bir abimi yeniyordu neredeyse. Berabere bitti maç. Hiç bilmediği bir açılışta. Çünkü taşların nereye çıkacağını öğrenmişti çocuk. Strateji işte dediğimiz bu. Evet. Az önceki maça yorum gelmiş hocam, az önceki maçı hiç oynayan. Heyecanlanmış herhalde, az önce berabere bitti ya. Gayet güzel de gidiyor işte, oyun sonu bilgisi budur falan dedik. Biz öyle dedik diye berabere yaptı. Nazar mı değdi ne oldu bilmiyorum. Evet. Abi şu ana kadar yeni sorular da geldi ama mümkün olduğu kadarıyla hafta içinden başlıyorum ama arkadaşlar eğer elimden geldiği kadar yetiştirmeye çalışacağım ama yani çok teşekkür ederiz. Yani bu böyle bir durum ilk defa yaşadık. Yani Kıvanç hocamıza ayrıca teşekkür ederiz. Gerçekten çok mutlu bizi. Abi ya şöyle bir soru var. Buyur tabii. Abi soru şu yönde. Milli takıma girdirdiği oyuncu sayısı kaç diye bir soru geldi. Vallahi hesaplamadım ama çok var. Hani Avrupa'da derece yaptırdım, dünyada derece yaptırdım. Milli takıma giren, şampiyon olan çok öğrenci var. Ben bir ara Türkiye Kupası'nda oynuyorken salona bir baktım, 370 kişi vardı. 200'ün üzerindeki sporcuya destek sağlamışım. Zamanında Karar Pokulu'nu çalışırdım 5 sene. 5 sene boyunca her gittiği turnuvada şampiyon oldular. Askeri turnuvalarda. Oradan milli takıma oyuncu girdi. Salonda Karar Pokulu'ndan oyuncular vardı. Albaylara kadar. Bankacılar çalıştırdım. Bankacılar vardı turnuvada. Emektarlarda oynayanlar vardı. Yani 370 kişi falan vardı. Böyle 200'ün üzerinde sporcuya destek sağlamışım. Kamplar da yapıyordum o zaman böyle. İlleri geziyordum. O kadar mutlu oldum ki. Ya çok fazla var ama ben onu çok sayısını tutmuyorum. Çünkü benim için başarı sadece milli takım değil. Çocuğa bir şeyler kazandırabiliyorsam, saptancı gelişiyorsa. Çünkü şöyle bir durum var. Antrenörün katkısı %30'dur. Ünvan bunu biraz daha art. %40, %50. Şimdi ben %50'den fazla katkı verebilir miyim? Öğrencim çalışmazsa veremem. Ha şu fark var. Normal işte atıyorum 1700'lük, 1800'lük bir antrenör. 2 saatte, 3 saatte, 4 saatte anlatacağı bir şey ben yarım saatte, 15 dakikada anlatabilirim. O bilgi vardır veya onun bilemeyeceği bir şey anlatabilirim. Ama bizde bitmiyor olay işte. Çocuklarda bitiyor. Çocuk çalışmazsa dünyanın en iyi antrenörü gelsin, Kasparov çalıştırsın bir şey yapamaz. 2 tane çözüm var. Ya çok zengin olacak aile, haftanın 7 gününde çalışacak iyi bir hocayla. Ya da çocuğa çalışma alışkanlığını kazandıracağız. Yani ben hep söylüyorum, benim elimin değdiği, ben doğru öğretiyorum, iyi öğretiyorum ama hepsi başarılı olmuyor. Olamaz da, kimse yapamaz bunu. Yani şu an Türkiye'nin en iyisi bana göre Mustafa ile Vahap, onların çalıştıklarında da hepsi başarılı, olamaz çalışmazlarsa. Kasparov gelsin yine olamaz. Yani biz doğru öğretiriz, iyi antrenörler doğru öğretir ama çocuk çalışmazsa bir yararı yok bunun. Ben çok esprili bir şey söylüyorum. Yani eğer her çalıştırdığım milli takıma girseydi ben Türkiye'nin en zengini olurdum. Çünkü çok fazla öğrenciyle çalıştım ben. Çok kişi elimdeydi ama çocuk çalışmayınca yapacak bir şey yok. Evet, kesinlikle. Bizim ama ülkemizde maalesef armut piş ağzıma düş mantığı olduğundan yani bunu anlatamıyoruz maalesef. Evet.
Evet abi. Çok güzel bir konum bu ya. Ben beyazı tercih ederdim burada. Abi kesinlikle. O at, C5'teki at. Yani bu bir B4 sürsek bütün her şey bitiyor. Yani böyle şimdi bir kale B4 taşlar, düşünüyor da. Evet. Kale B4'te sıkıntı yok. Taşlar kramp vaziyette ve çok güzel konumlar bunlar. Aynen. Şimdi belki C3 oynarsa kale B3 pratikte tek şans olabilir ama o da kayıp. Kale D4 alırsa hiç şansı yok. At D4'ten sonra. Ya evet. Konum açamıyor. Şimdi bu kalite ferahları ile ilgili çok basit bir mantıkla anlatıyorum. Şimdi kalite 4 aldığını düşünsek. Şimdi kalite dediğimiz şey nedir? Kalite fazla olmak. Bir ağır taşın fazla olması. Ağır taş ne ister? Açık at ister. Eğer bir açık at yoksa kalite önde olmanın hiçbir önemi yok. Kalite 4 alsaydı hiçbir önemi kalmayacaktı kalite önde olmanın. Aynen. Ki burada da iyi at kötü fil olabilir mi abi? Onu düşünüyorum şu an burada ama. Burada şey yanlış anladı. Kale B4 evet. Yanlış anladı. Şah C2 oynayacaktı. Ben evet. Onda da şans yok dedim ya. Şah C2'den sonra beyaz kazanç konumları ama şimdi şans var. Evet. Siyahın tek pratik şansıydı kale B3 almak. Ve gerçekten şu an beyazlar çok sıkıntılı oynuyor gibi geldi abi bana. Evet. Beyaz biraz zamanı oynuyor. Heyecanlandı. Anladım. Bu arada buna benzer bir konum şeyde var. Benim sistemimde var. Bloke konusu evet. Çok güzel bir konu. Yani orada kesinlikle. Materyal dengesizliğinin çok önemli olmadığını, materyal geri kalmanın çok önemli olmadığından bahsediyor. Taşların işlerliği çok önemli materyalden ziyade. Kesin. Evet, burada oyun tersine döndü gibi geliyor abi, bilmiyorum evet, ama. Biraz şeyi bakalım. Kaybetti, dengesini kaybetti beyazlar. Evet. Sıkıntı var. Aynen, biraz stres faktörü gündeme geldi gibi geliyor hocam. Evet. Yarın yaptığımız heyecanlanıyor hocam. Ya abi ben o heyecanı yaşadım. Geçen gün senin canlı yayına katıldım işte abi turnuvaya. Şimdi güzel güzel oynuyorum. Bir maçını açtım. Evet, güzel oynadın sen o turnuvada. Aynen, teşekkür ederim abi. Şimdi iki tane piyonundayım. Sen güzel konum dedim. Ben küt diye fil çarpı G3 vurdum. Hey G3 alsa taş kaybediyorum. Vezir G3 aldım, maçı kazandım. Yani gerçekten çok heyecanlanıyor. Yani arkadaşlarımıza da hak veriyorum. Yani ister istemez isim sen olunca abi normal bu yani. Ben size birkaç evet. Hikaye anlatayım. Evet abi. Şimdi Vasco'la çalışıyorduk. Bir konum soruyor Vasco. Büyük usta bizde büyük usta çalışıyor. Çok heyecanlıyız böyle. Böyle bir atıyorum bir konum soruyor. Normal gelişim hamlesi. Öyle şeyler hesaplıyoruz. Taş fedaları böyle garip hamleler. Vasco bu garip garip bize bakıyor. En son artık dayanamadı. Ya dedi düzgün bir hamle söyleyemiyor musunuz dedi. Kızdı. Biz şimdi kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz. Şimdi ben de Vasco'dan öğrendim şimdi böyle. Bir gün 1600-1700'den olduğu bir konum, bir grupta şey yaptım ders anlatırken. Evet, mükemmel bir hamle. Bakalım kim bulacak dedim. İnanılmaz hamleler geldi. Yani öyle hamleler geldi ki lisansı iptal edersin. İşte aynı şey benim için de geçerli. Benim de lisansı iptal ederlerdi Vasco sorduğunda. Sonra evet. Çok güldüm ben. Ya dedim burada basitçe taş geçiyorsun. Açık katta kaleye geliyorsun dedim. Ama hocam işte siz çok zor bir hamle dediniz. Büyük usta soruyor. Ben dedim ki kimin sorduğunun bir önemi yok. Konuma bakacaksın her zaman. Konum ne istiyorsa onu oynayacaksın. Şimdi o biz de yaşadık onları ama öğrendik işte. Şimdi bu izleyenler de yaşıyor. Ben yorumladığımda veya game yorumladığımda çok egzantrik bir hamle yapmaya çalışıyor veya bekliyor ama basit oynamak lazım. Konum her zaman. Kesinlikle abi. Evet, burada da beyazlar maçı kazandı ama süre stresi. Evet. Yani tebrik ediyoruz. Oynadı. İlk defa abi baktığımız, olumlu konuştuğumuz kişi maçı kazandı, o da bu yayında. Evet. O da ilginç oldu. Yine Kayseri'yle ilgili bir soru var abi. Kayseri'deki yapılan etkinlikleri, çalışmaları ve şu an geliştiğimi düşünüyor mu hocamız diye bir soru geldi bir hocamızdan, antrenör arkadaşlar. Kayseri'nin genel olarak, Kayseri'nin anladığım kadarıyla genel olarak durumu hakkında bir soru var abi. Ya Kayseri'de potansiyel çok fazla. Hocalar iyi. Ama dediğim gibi yani biz şeyde hani internette işte telefon alıcı ve iletilen bir arada bir sıkıntı oldu. İnternet kesilir ya. Bir sıkıntı var. Veli hoca üçgen dört ayaklıdır aslında bu iş. Veli ayağı, antrenör ayağı, sporcu ayağı ve turnuva ayağı. Evet. Yani turnuva ayağında sıkıntı yok. Şu an iltihabisi Veysi abi değil mi? Evet, Veysi Arslan. Yani mükemmel bir insan. Hani çok sevdiğim bir insan. Yani yüzüne de söyleyebileceğim bir şey bu. Çok sevdiğim birisi. İltihabisi anlamda sıkıntı yok. Antrenör anlamda da bence sıkıntı yok.
Veli sporcu ayağı ile ilgili antrenörlerde sıkıntı yok derken antrenörlerin de hatası vardır. Tamamen burada velileri suçlamıyorum, yanlış anlaşılmasın ama bir sıkıntı var. Yani şimdi çocuklara mesela baskı yapılmaması gerekiyor. Antrenöre bırakmak gerekiyor bu işleri. Ama nedense her veli antrenör gibi hareket ediyor. Her veli derken genel olarak konuşuyorum. Bütün velileri söylemiyorum. Çoğu veli diyeyim antrenör gibi hareket ediyor. Yani antrenörün işine karışıyor, antrenöre bırakmıyor, çocuğuna evde baskı uyguluyor. Bunu yapanlardan zaten başarı gelmez. Ya bu biraz şey, velinin maalesef kendisini çocuğu üzerinden tatmin etmesi. Çocuğu kendisi başarılı olamadığını düşündüğünde bu misyonu çocuğuna yükleyip başarılı olmasını istiyor. Belki çocuk istemiyor bunu. Ama rahat bıraksalar ve hepsinin hayatında saptanç olsa inanın inanılmaz iş adamı çıkacak, çok iyi avukat çıkacak, belki hakim çıkacak, polis çıkacak. Yani kendi alanlarında da başarılı birer birey çıkacak. İlla saptançı olmak zorunda değil ama saptanç hayatlarına bir şey katacak. İşte o hayatlarına katma kısmında eğitim sisteminin getirdiği bir sıkıntı, at yarıştırır gibi yarıştırıyoruz maalesef. Sıkıntımız bu. Evet abi. Maalesef. Evet, şimdi çok değişik bir soru geldi abi. Türkiye'de üniversitelere satranç ne zaman gider diye bir soru geldi bölüm olarak. Ya bir ara Marmara Üniversitesi açtı diye biliyorum ben. Sonra kapandı galiba. Evet. Ya şu anki üniversiteler üniversite mi acaba? Bilim yuvası mı? Önce oradan bir başlayalım da satrancı sonra sokalım. Yani takip edenler varsa işte doktora yapanlar, tez yazanlar yayınlandı. Özgün bir tane daha yok. Hep bir yerden alınma. Şu anki üniversiteler eğitim yuvaları mı? Evet, satranç ise çok iyi olur ama şimdi biz baştan bir şeyleri düzeltmezsek, sonradan kakalarsak satranç da zarar görür orada. Evet. Bence gerekli cevap verildi diye düşünüyorum abi. Biz üniversitede yeterli desteği göremiyorduk hocam üniversiteden. Hani sektörümüzü çok iyiydi, çok severim. Ama yani, genel olarak satranca gerekli desteği göremiyorduk. Hem öğrencilerden olsun hem akademisyenlerden olsun. Ya ben 2-3 seneye kadar hiçbir ücret almadan üniversiteye gidiyordum. Destek oluyordum. İşte simültane gösteri şenliklere gidiyordum. Çünkü kendi çabalarıyla bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ama 3 sene önce kendi ceplerinden vermiyorlarsa ücretli gidiyorum kesinlikle. Evet. Yani kabul etmiyorum. Üniversitelere karşı bir şeyim oluştu. Aynen. Abi çok yine güzel bir soru. Yılların rekabeti Umut Atakişi ve Mert Erdoğdu hocamızla ilgili neler söylemek ister diye bir soru geldi. Bizde en büyük rekabet benle Umut arasında. Türkiye'de belki bizim kadar oynayan yoktur. Yüzü geçmiştir bizim maçımız. Yüze yakındı galiba en son konuştuğumuzda. Ama biz bir üçlüydük. Ben, Mert, Umut ve işte Mert. Bunda fırladığımız zamanlar olur. Mert'le geç tanıştım ben. Biz birbirimizle yarışırdık ama bizim hatamız şu oldu. Ben hani bunu çok açık söyleyebilirim. Birbirimizle rekabet ederken birbirimizi yaralamaya çalıştık biraz. Ben kendi adıma konuşayım. Umut kabul eder mi bilmiyorum. Birbirimizi yaralamaya çalıştık. Motive olup, destek olup ilerlemek yerine birbirimizi geçmeye çalıştık sadece. Yanlış olan buydu. Bundan dolayı da geç ilerledik. Biz yanlış bir rekabet ortamı oluşturduk maalesef. Doğru bir rekabet ortamı oluşsaydı çok farklı olurdu. Çünkü Umut çok yetenekli, Mert çok yetenekli, ben çok yetenekliyim. Çok iyi yerlere gelebilirdik. Halen gelinebilir. Bir şey kaybedilmiş değil, bir temel var sonuçta ama evet. En azından ben eğitimciliğe döndüm. Satranç oynamayı sevsem de şimdi öğrencime bunu aktarmaya çalışıyorum. Yani rekabet edeceğiniz şey taşlar sadece olacak. Bırakın başarılı olan bir sporcu sizi motive etsin, onu geçmeye çalışın. Daha iyisini yapmaya çalışın. Sonra hedef koyun, başka bir oyuncuyu geçmeye çalışın. Yani demek istediğim şu, atıyorum Mustafa Yılmaz çok başarılı. Benim amacım Mustafa Yılmaz'ı geçmek değil. Mustafa ile mücadele edebilecek seviyeye gelip ben yurt dışında başarılı olmak istiyorum. Çünkü Mustafa'nın başarılı olmasını istiyorum. Mustafa'ya geçtiğim zaman ben bir şey kazanmayacağım. Mustafa'nın da ilerlemesini istiyorum. Mustafa'yla beraber ben ilerlemek istiyorum. Yani en iyi satrançı Mustafa, Emre, Vahap. O yüzden bu örnekleri verdim. İşte biz birbirimizi geçmeye çalıştık sadece. Tek rakibimiz
kendimiz yani birbirimize rakipmişiz gibi. Bu bana göre yanlıştı. Buradan dolayı biz çok geciktik bazı şeylerde. Ama mesela Mustafa'nın olduğu nesil şu an öyle değil jenerasyon. Çok yardımlaşıyorlar birbirleriyle ve o yüzden de ilerliyor hepsi. Evet. Doğrusu buydu. Kesinlikle. Kesinlikle hocam. Abi tekrardan milli takımda seni görebileceğiz mi diye bir soru var. Ben istiyorum ve kafaya koydum. Gireceğim yani. İnşallah abi, çok isteriz biz de. İnşallah hocam. Yani açıkçası abi benim Ufuk hocam sözünü kestim, kusura bakma. Hocam. Ben 12-13 yaşlarındayken Bilim Teknik dergilerine sizin hep yazılar çıkardı. Abi benim amcam alırdı, ben de oradan okurdum. Grgurevic işte şöyle yaptı, Barış Esen, Kıvanç Hazan. Ya hayaldi, şu an gerçekten bazı şeyler gerçekleşiyor çok şükür ama gerçekten tekrardan isterim. Çünkü kolay yetişmiyor, böyle oyuncuları da her zaman görmek isteriz diye söylemek isterim abi. Bunu da çok mutlu oldum bu cümlene. Geçen gün Mert abiye sorduk buna benzer bir soru. Mert abi artık bizden geçti gibi söyledi ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Ama yani o jenerasyonda hep zaten Mertler de söyler. Bir tek ben hep şeyimdir, motiveyimdir. Ümidimi hiç kaybetmemişimdir. Hatta biz Vahaplarla, Buraklarla, Vahap ben Burak oturup konuşuyorduk Türkiye Şampiyonası'nda. Ben şey dedim, ben 2600'ü de geçmek istiyorum dedim. Vahap şey dedi, yapabilecek misin abi dedi. Çünkü dünyada örneği yok dedi yani. Hani hem yaşın ilerlemiş, hem eğitime verdin kendini, ders veriyorsun, sattansın uzaklaştın. Yaparsan çok büyük bir şey başarırsın ve herkese ilham olur bu dedi. Herkes bunu başarmaya çalışır dedi. Çünkü kimse inanmıyor böyle bir şeyin yapılabileceğine dedi. Burak da ben de inanmıyorum dedi. Ben inanıyorum, yapacağım da dedim. Ben hakikaten inanıyorum, yapacağım. Ve çalışıyorum da yani. Bunu da göstereceğim. Ben çok dirençliyimdir bu anlamda. Zaten başlarından da belli. 9 canlı derler bana. Bunda da pes etmeyeceğim yani. Yapacağıma güveniyorum. Benim İnşallah çalıştırıcım, antrenörüm çok iyi şu an. Maşallah diyelim abi. İnşallah olur hocam. Yani gurur duyuyoruz. Kaldığınız zaman kızıyor hanımım yani. Maşallah abi yani. Açıkçası Satranç hocam çok. Türkiye Şampiyonası'nda biz Turan hocamla yakından takip ettik. Şampiyonluk Vahap'la senin arasında gelip gideceğini düşündük. 3. turda karşılaştınız Vahap'la. Dedik bu maçı alan şampiyon olur. Ben gördüm sizin şeyinizi. YouTube kanal çektiğiniz videonun başında şampiyonluk maçı erken final diye. Ben alsaydım ben şampiyonluğa giderim diye düşünüyordum. Kaybedince biraz moralim bozuldu tabii ama mesela bazı maçlarda ben çok mutluydum. Vahap'a kaybettim, mutluydum. Burak'la konuşuyorduk. Yani moral bozukluğu çok normal ama niye mutluydum? Bazen anlayamıyor beni. Öğrencilerim de anlayamıyor. İşte veliler anlayamıyor. Sporcular anlayamıyor. Çünkü ben iyi satranç oynadım Vahap maçımda. Benim ihtiyacım olan, benim istediğim şey iyi satranç oynamak. Sonuç zaten gelecek bir yerden sonra. Bu turnuvada gelmedi, başka turnuvada gelecek. Ama iyi satranç oynamazsam sonuç gelmez. Ben iyi satranç oynarsam sonuç gelir. İllaki gelir. Kesinlikle abi. Yani o maç artı 5 rahat görüyordu bir ara konun. Evet, 5'e yakın veriyordu. Evet. Ama tabii Vahap Şanal'a da saygı duyuyoruz. Yani gerçekten o da pratiği çok kuvvetli. Yani kolay kolay çok güzel yaratıyor. Kayıp konuda da yaratıyor. Şansını kullanıyor sonuna kadar. Evet abi, şu ben oyun sonunu gördüm Ceren. Yani şu an ekranda gördüm. O maç hakkındaki Siyahlar yanlış oynuyor ama İki piyon bence şuradan götürür işi ama bilmiyorum. Yani evet, ilgilenmeyecek o piyonla. Çok gecikti. H4 sürecek. Ve ilginç bir şekilde hala H4 sürecek. Aynen. Yani iki piyon 3. yataya geldiği zaman kale durduramaz. Şah da çok uzakta kalıyor. Şimdi H4, E7'ye kale E7, şah E7, H3 terk. Yani bu da olur. Şimdi H3 terk. Ama burada şöyle bir sıkıntı vardı. Şah D7'ye kale F1, kale F8 oynuyordu. Bu hataydı, kale A8. Şimdi sıkıntı. Vezir finali oynayacaklar şimdi. Ama bunlara hiç gerek yoktu. Yani gerçekten çok hiç yanlış beraberlik. Çok yanlış oynadı. Çok yanlış oynadı siyahlar. Abi burada kırıp kırıp en azından, ama yine burada şanslar var. 8 saniye. Yani en zor finalde değil mi? Var mıydı? Yani çok gereksiz oldu. Abi satrançta buyurun abi. Vezir H7 de vardı. Vezir E7 de vardı. Beraber oldu diyebiliriz buna. Yazık oldu yani. Çok, evet. Abi satrançta sanki oyun sonlarına yeterince önem vermiyoruz. Bu konuda evet, maalesef. Oyun sonu genel olarak öğretilmiyor. Bizde hep şey var. Ketenpere dediğimiz tuzaklar, işte kısa yoldan kazançlar, kandırma. Şimdi bunun üzerine satrançta çok yaşamaz.
Evet. 7 yaşta, 8 yaşta başarı sağlanır. 9'dan sonra başarı düşmeye başlar. Evet. Kesin. Evet, şu an turnuva da aşağı yukarı şekillenmeye başladı abi. Volkan hocamız tam puanla gidiyor. 6'da 6. Evet. Dedin, Ahmet 3 tane ormanlı oyuncunun olduğunu görüyoruz. Tabii iki tanesi tanıyorum da Grandmaster JMA'yı tanımıyorum. Az önce katıldı hocam. Doğrudur. Birinci masayı istersen bir açalım abi. Çünkü artık yavaş yavaş üst masalara odaklanmak istiyoruz. Tamam. Nide'den Ahmet hocamız yorum yazmış hocam. Ahmet Arı. Kıvanç Bey, bir ara Facebook'ta çok aktiftiniz. Takılıyorduk. Bu aralar göremiyoruz diye belirtmiş. Ya ben sosyal medyayı sevemedim bir türlü. Sosyal medyada bir tek Twitter'ı kullanıyorum. Kulüp hesabından, yani kulübümüzün hesabı var. Sosyal medyada, Facebook'ta ve Instagram'da. Ben çok sık kapattım Facebook'umu. Sevemedim bir türlü. Çünkü ya biraz tam gündemdeki şeyle, terimle söyleyeyim. Biraz sosyal medyayı ben duyar kasma olarak görüyorum. Yani klavye başında oturup duyarını kasıyor ama o kastığı duyarı veya o bilinci, anlayışı kendi hayatında göstermiyor. Yani çok şahit olduğum olay oldu böyle. Yazılara bakıyorsunuz, çok bilinçli, inanılmaz bilinçli. Ne kadar çevreye duyarlıyorsunuz. Ama bir turnuvada karşılaşıyorsun, görüyorsun. Yaptığı hareketlere bakıyorsun. Tam tersi. Evet. Bundan dolayı soğudum ben sosyal medyadan. İyi ki de çıkmışım. Girmeyi de düşünmüyorum. Ki benim zararıma bu. Ben çünkü çok davet alıyordum, turnuva daveti. Ulaşamıyorlar bana. Ama huzurumu bozmaktansa turnuvaya gitmeyeyim daha iyi diyorum. Davet almayayım. Kendi imkanımla gitmeye çalışayım. Sosyal medyadan o yüzden çok zor. Ben Twitter'da belki kapatırım. Story özelliği gelmiş. Hiç sevmiyorum ben o özelliği zaten. Yani orada bilgi almaya çalışıyorum. Okumaya çalışırken herkes story yüklemeye başladı. Hatta espri vardı. Telefonda bir tek hesap makinesinin story özelliği yok. Her şeye story özelliği geldi diye. Biraz uzaklaşıyorum sosyal medyadan. Günümüzde de sosyal medya çok önemli maalesef. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama projem var. Söylemek istediğimde tahmin ediyorum. Ben satrançla ilgili bir komik şeyler paylaşıyordum. Santraç diye bir dergi çıkartıyordum böyle eğlenceli. Onlara tekrar dönme isteğim var böyle. Biraz mizah yönünü göstermek istiyorum. İnşallah abi. Ama özellikle yayının başında verdiğimiz o Haziran ayındaki oyunu biz de merakla bekliyoruz. Buradan da arkadaşlarımız takipte kalsın deriz. Evet, bu arada arkadaşlar, yeni katılan arkadaşlarımız da kanalımıza destek olurlarsa çok seviniriz. Ve şöyle bir açıklama yapalım. Kıvanç hocamızın iki tane YouTube kanalı var. Yeni açtı. Hocam, onlar hakkında da bilgi vermek ister misiniz? Evet, benim kendi kanalım Kıvanç Haznedaroğlu diye aratınca çıkıyor ama Haznedaroğlu Saptanç diye aratınca da çıkıyor garip bir şekilde. Bu Saptanç üzerine açılış pratiklerle açılışı öğretiyorum, anlatıyorum. Konu anlatımları yapıyorum, maç analizleri yapıyorum. Diğer kanalda bizim eşimle beraber düşündüğümüz bir kanal. O bana da söylüyordu, yani bir büyük ustanın yaşantısını merak ediyorum. Benim telefonum kayıtlı olan kişilerde WhatsApp'tan takip ettikleri kadarıyla ben mutfağa çok düşkünüm. Yemek güzel de yapıyorum. Güzel yemek de yaparım. İddialıyım o konuda da. Yemek yaparken çekmek istiyorum. Mesela en son söylemesi sahip ben hamsi köy sütacı yaptım. Güzel yapmaya başladım onu da. Onun videosunu çekti. Bugün yarın yükleyecek onu kanala. Yemek yaparken böyle videomu. Ben saptan çalışırken çekmek istiyormuş beni. Çok hoşuna gidiyor. Benim de hoşuma gitti. İlk başta böyle uzak duruyordum onlara. Benim veya bizim yaşantımızı, bir büyük ustanın yaşantısından bahsedecek bir sayfa olacak. Konu da anlatımı olacak orada tabii ki satranşla ilgili kulüp bazında ama biraz daha çok vlog derler galiba. Evet, onun hocam, gibi bir şey böyle. Turnuvaya gittiğimiz zaman böyle çekimler yapacağız. Ona istinaden bir kanal. Ya ben kendi kanalımda da yapabilirdim bunu ama yapmak istemedim. Benim kanal satranşla kalsın diye. Çünkü öyle katı kurallarım var benim. Mesela kulüpte hiçbir şey yok satranş dışında. Yani ne robotik kodlama, ne başka bir şey, ne zeka oyunları, hiçbir şey. Ben satranç üzerineyim, benim mesleğim satrançın üzerine. Onun dışında hiçbir şey yapmıyorum. Hani para kazanacağım bilsem yapmayı tercih etmiyorum. Bunu da eleştirmiyorum yapanları. Satranç farklı benim gözümde. Benim kanalım satrançla ilgili. Diğer kanalda sosyal yaşantımızla ilgili mutfak günlerim diyeyim. Satranç nasıl çalışıyorum, onun videosunu çekmek istiyormuş. Bununla ilgili bir kanal olacak.
Aynen. İnşallah evet, buradan hocam. da bilgisini verelim. Kesinlikle çok faydalı ve belki terim değil ama gerçekten bir büyük ustanın hayatını görmek de özellikle kendi hayatınız için çok önemli olabiliyor. Evet. Kendinizi şekillendir. Ben mesela küçüklüğümde Kasparov maçını izlerdim. Kasparov el hareketini kendi maçımda uygulamaya çalıştım. Aynı şekilde Ya öyle. Kasparov gibi aldım diye. İşte Ya çocukluk öyle. abi ya. Çok önemli Tabii bence bunlar. ben mesela Twitter takip ediyorum. Karyakin'e mesela bakıyorum. Giyimine bakıyorum. Ne kadar güzel. Ben mesela böyle giyinim diyorum. Karsen bazen koyuyordu böyle işte Kasparov'la çalışmasını, çözdüğü etütleri. Giriyorum, şeyi çözüyorum. Ben pandemi döneminde şeyi hatırlıyorum. Büyük Usta kimdi ya? Etüt koymuştu. Gece saat 11-12 gibi Edip geldi. Edip Alper geldi. Benimle oturduk sohbet ediyoruz. Abi ne yapıyorsun? Ha, toplantıdan attı. Hatırlatmayı unuttum. Tekrardan başlatalım. İnşallah tekrardan katılır Kıvanç hocamız. Peki. Evet. Ben hatırlatmayı unuttum hocam. Sözünüz de yarıda kaldı. Kusura bakmayın. Kıvanç hocam. Hocam evet, Zoom'un acizliğine Hatırlayamadık uğradık yine. yine. Hatırlatmayı unuttum hocam. Kusura bakmayın. Ya önemli değil. Ben telefon elimde yere uzanmıştım. Hı. Edip de abi de uykun geldiyse ben kalktım dedim ama ben gözümü kapatmıştım. Abi ne yapıyorsun dedi. Ben o büyük ustanın sorduğu etüdü çözdüm ve çok hoşuma gitti çözmek. Yani çok meraklı takip ediyorum böyle Karsen nasıl çalışıyor, işte ne giyiyor. Bu benim hani merakımı sattı olarak. Ben de takip ediyorum. Bakmayın şimdi eşim böyle bir şey planlıyor ama ben de büyük ustaları takip ediyorum. Çok heyecanla izliyorum. Hoşuma gidiyor yani. Abi özellikle ben YouTube'daki maçları, böyle canlı maçları, belki Karsen'in maçını 20 defa izlemişimdir. Bir defa izlesem yine aynı heyecanı hissediyorum. Ya yani maçı sorucunu, hatta hamleleri dahi ezberlemiştim. Mesela örnek vereyim. 2010 yılında oynanan Nakamura Karsen maçı vardı. Ben bir ara İtalya'nın açılışı çalışıyordum abi. Orada D3 C3'lü yapıyı oynamışlardı. At B8, at D7'li bir fikir uyguladı Karsen, ama çok güzel kazanmıştı. Belki 100 defa izledim abi. Rahat diyorum bakın. Yani her dakika izliyorum. Yine izleyeyim, yine heyecanlanıyorum. Yani öyle bir şey. Ya. Satranç başka bir şey abi. Yani gerçekten bu aşkı kimse anlatamaz. Evet. Yani Ben bir ara herkes şey öğrenemiyor yapıyordum. zaten bunu. Herkes Allah nasip etmiyor. Ben bir ara bilgisayarımı koyuyordum yatağıma. Açıyordum şey Blitz şampiyonlarının işte. Dünya Blitz şampiyonası, Yıldırım şampiyonası, Dünya Hızlı Satranç şampiyonası. Orada işte oynamayanlardan, iyi oyuncular, büyük ustalardan yorum yanlar oluyordu. Mesela Sivitler oynamıyorsa Sivitler yorumluyor. Başka birisi oynamıyorsa o yorumluyor. Dinleyerek uyuyordum. Yani açıyordum Yıldırım oyunları. İzlemiyordum bile. Dinleyerek uyuyordum böyle. O vadiyatları söylerken o kadar hoşuma gidiyordu ki. Öyle dinleyerek çok uyuduğum olmuştur benim. Kesinlikle. Abi bir de Eşiniz en çok aramıza gelmiş özlediğim hocam. şey. Meltem Hanım yayına gelmiş eşiniz. Olur Aa öyle canım mi? ben senin Ne maç yemek varmış evde bir öncesi sorar öyle mısınız? giydiririm demiş. Olur canım ben seni maç öncesi öyle giydiririm demiş. Evde ne yemek varmış bir sorar mısınız? Meltem Hanım evde ne yemek var diyor Kıvanç Ya bugün güzel yemekler yaptı. Ben çalışma odasına girdim. Çıkamadım hocamız. sabah ondan beri. Çok dersim vardı. Evet. Sağ olsun baktı bana ya güzel güzel bakıyor. Sağ ol. Şevki hocam senin kameran kapalı bu arada. Hatırlatayım. Çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şevki hocam yemek yiyor orada. Pardon. Karnım acıktı Valla ben yemek konusunda inanılmazım yani. Sağ olsun benim takipçiler de gönderiyorlar. Hiç hayır demiyorum. Ben diyorum ki yemek konusunda utanmam. Hiç hayır demem. diyormuşum. Çok severim yemek yemeyi yani. Aynen ha. Yani bir mukabele diyorum abi, aynı şeyde zaten ortada diyormuş. Evet abi. Evet, güzel bir soru geldi abi. Özellikle bir maçı sormuşlar. Türkiye Şampiyonası'nda oynamışsın abi sanırım. Dragon Salak'tan oynadığın bir maç varmış, kazandığın. O Evet. maçı soruyorlar. O maçta Dragon Salak %100 favori gösterildi ama Kıvanç Hocam müthiş bir şekilde maçı kazandı gibi bir ifade kullanmış. O maç hakkında bir yorum bekliyorlar.
Yani benim sağım solum belli olmuyor. Kendimi iyi hissettiğimde, olduğumda motivasyonum iyiyse ve hazırlanmışsam gerçekten iyi oynadığımı düşünüyorum. Şimdi Dragan maçında inanılmaz bir oyuncu Dragan. Yani hani kariyeri tartışılmaz bile. Benden de iyi. Bu konuda da hep objektif oldum. Hiçbir zaman şey yapmam, hani saklamam. Doğru neyse onu söylerim. Ama Dragan'da mesela agresif oynandığı zaman çekinerek oynadığını düşünüyorum ben Dragan'ın. Ama agresif oynadığında çok maç kazanmışlığı vardır. Çok iyi oynamışlığı vardır. Çünkü hesap gücü çok muazzam. Evet. Zaman sıkışmasına da giriyor. Ben orada biraz zaman sıkışmasında rakibi de iyi tanıdığımı düşündüğüm için agresif oynadım. Yanlış hatırlamıyorsam feda yapmıştım. Çok az zamanda hata yaptı. İyi de oynamışım. Hani biraz şeyle, oyuncu karakteriyle de ilgili. Yani rakibimi iyi analiz etmek istiyorum ben. Benim hoşuma gidiyor. Edemediğim zamanlar da oluyor. Ettiğim zamanlar da. Ama genelde formum iyiyse rakibi iyi analiz ediyorum. Açılıştan çok yakalanmıyorum. Çünkü ben çok sık açılış değiştiriyorum. Türkiye Şampiyonası'nda bir şeye yakalandım. Melih'e yakalandım ki Melih'e ben açılış hazırlamıştım. O açılışa girmeyecektim. Hazırlığımı unutup farklı bir şey oynadım. Hatta evet. Hikayesi çok komik. Akşam Burak'la oturuyoruz yemekte. Evet. Burak'a birden şey söyledim. Ben dedim Melih'e hazırlığımı hatırladın dedim. Abi çok geç diye bir espri yaptı. Yaptığım hazırlığı oynamamışım ben. Yani o kadar hazırlandım. Birden farklı bir şey oynadım. Evet. Çok yakalanmıyorum açılışlardan da. Sürekli değiştiriyorum. Rakibe göre hazırlanıyorum. Dragan'a da öyle. İyi tahallül ettiğimi düşünüyorum. Eğer bir üstünlük alamadıysa, normal bir konum olduysa karıştırdım orada. Ben karıştırmayı tercih ettim ve başarılı oldum. Yani güzel bir maçtı benim açımdan. Tebrik ederiz hocam tekrardan. Tebrik ederiz hocam. Şöyle çok ilginç bir şey daha geldi. Ben genellikle diyor açılış kısmında H4, H5 gördüğümde direkt Kıvanç hocam aklıma geliyor diye bir ifade kullanmış öğrencimiz. H4, H5 sürüşleriniz artık size hitap edilmiş hocam. Ya ben çok oynadım siyahlarla. Beyazlarla da E4, E5'e her şeyi oynadım neredeyse. D4 merkez gamı. Yok H4 abi. Hatay'ın H'si. Ha H4. E4 aradım. Ha evet. Benim meşhurdur ya. H4, H5. Siyah beyaz fark etmiyor yani. Gidiyoruz oradan. Aynen. Meltem Hanım yazmış, hedefimiz o, merak etmeyin efsane geri döndü diye. Kıvanç Hoca iyi bakın, 2600'ü geçsin demişler de hocam, ona ithafen yazmış. Evet, yok, biz zaten turnuvaya gideceğiz büyük ihtimalle haftaya. Konuştum ben organizatörle. Sırbistan mı abi? Evet, ben de oynayacağım. Meltem ikisinde de oynayacak, iki turnuvada da. Onun da hedefi var. Normal almak istiyor ki alır da bence. Güzel çalışıyoruz. Ben de bir tanesinde oynayacağım Elo kazanmak için. İkincisinde sekondantlık yapacağım. Ona antrenörlük yapacağım. İnşallah. Biraz oynamak istiyoruz. Abi canlı yayın olacak mı? Biz de takip edelim. Vallahi ben orada ikinci turnuvada rahat olacağım için derslerimi yapıp yapabilirim. Canlı yayın yok galiba. Ama ben maçları analiz ederim muhtemelen. Anladım. Ki ben şu an abi Kıbrıs şampiyonası var. Ben onu takip ediyorum. Evet, benim öğrencim de oynuyordu. Ona da bakıyordum arada. Aynen. Yani ama özellikle sizin maçınızda ki siz neredeyseniz biz yayında oradayız. Bundan sonra ver abi demişiz. Abi şöyle bir soru geldi. Vezir Gambit'i üzerine önerebileceği bir kitap var mı hocamızın? Vezir Gambit'i üzerine kitaptan ziyade ya çok kitap var da Botvinnik'in başları mesela yeterli. Evet. Botvinnik'in başları. Kesinlikle. İnternetten de artık online database'ler var. Çıktı alınabiliyor. Evet. Ama evet. Kitap çok fazla kitap var. Mesela Boris Avru'nun kitapları çok güzel kitaplar. Ama güncellenmesi gerekiyor. Ben mesela şöyle bir şey yapıyorum. Kendi kanalımda da anlatmıştım. Çalışırken kitaplardan kitapları çok çizerim. Mesela bakın örnek gösteririm burada. Bu kitabı çok kullanıyorum. Benim sistemim kitabını. Evet. Ben de böyledir. Her sayfasını okuyup çizerim. Doğru yerleri var, yanlış yerleri var. Burada mesela bu kitapta yanlışlar da var. Güncellemek gerekiyor. Açılış kitaplarında ben öyle çalışıyorum. Çiziyorum ama oturup mesela 2014 yılında yazılmış. 2014 yılından örnekler vermiş kitap. Varyantla ilgili. Her varyantı çizmemişim. Bazılarını çizmişim. Çünkü bilgisayardan araştırıyorum database'den. Ha, bu varyant artık bundan oynanmıyor. Mesela not alıyorsun kitaba. Ya da artık repertuarına yazıyorsun bunu chessbase'de. Bu şekilde çok zahmetli, uzun süren bir çalışma ama dört dörtlük çalışma. Oturuyor yani her şey. Kesinlikle. Ben bu şekilde çalışıyorum. Kitaplardan bu şekilde çalışabilirler. Ya da açılışı dediğim gibi o açılışın iyi oyuncularının maçlarını inceleyerek öğrenebilirler. Evet, Botvinnik de bence güzel bir örnek. Evet.
Evet. Çok ilginç bir şey. Abi sen sanırım şöyle bir notasyon yazılmış. D4'e ATF6, C4'e E5. Bunun üzerine bir kitap yazacak mı hocamız? Budapeşte ben ilk eşime öğrettim. Çok hoşuna gitti. Agresif oynamayı seviyor. Budapeşte oynamaya başladı. İşte ona öğretince ben de oynadım. Hatta benim iki ya da üç resmi partim var. Üçünü de kazandım. Hoşuma gitti benim de. Bilmiyorum, canlı yanında hani sürekli abi oynuyormuşsun sanırım. Bunun üzerine de kitap yazmanı istiyordu arkadaşımız. Ya öyle ben Türkçe açılış kitapları yok. Ben ciddi anlamda üzerine eğildim. Çıkartmayı planlıyorum. İnşallah. İnşallah buradan hocam da müjdesini biz vermiş olalım. İtalyan'la başladık şimdilik. Aynen. Ki geçen yayında sanırım söylemiştin abi. E4, fil C4, fil C5, fil E7, ATF6 üçüne de ayrı kitap değilmişti değil mi abi? Evet, 80 sayfalık böyle cilt şeklinde olacak. Belki atıyorum fil C5 de iki seri olacak, yetmeyecek. Ama 80 sayfalık ince çıkartmayı düşünüyorum. Bunun sebebi de şu, hep öğrencilerime söylüyorum. Her hamlenin bir mantığı vardır. Evet. Her hareketimizin bir mantığı vardır hayatta. 240 sayfalık kitap İtalyan'da maksimum çıkarılacak benim tahminim. Burak'la da konuştuk biz bunu. Bizde kitap okuma alışkanlığı yok. Benim kütüphanemde 500'ün üzerinde kitap var. Hepsini okudum ben. Ben affedersiniz lavaboya giriyorum. Elimde satranç kitabıyla. Okuyorum. Halen okuyorum yani. Yeni kitapları aldım. Mesela kitap seçtim. Eşim hediye etti. 6 tane kitap aldım. Okudum onları mesela. Okuyorum. Yani ama bizde okuma alışkanlığı olmadığı için 240 sayfalık bir kitap çıkartsam kimse okumaz. Ama 80 sayfayı okurlar. İnce olacağı kesinlikle için. Okuyarak öğrensinler. Açılış kitabı okunmalı. Satranç kitabı okunmalı kesinlikle. Kesinlikle. O benim sistemim. Ben onu kullanmaya ihtiyaç duymam normalde. Hani bilgi olarak. O kitabı aldım, okudum ben baştan sona. Yani okudum aldım. Aynen. Abi ben şöyle söyleyeyim. Alper abiyi de biz burada davet etmiştik kanalımıza. Sağ olsun, o da katılmıştı. Alper abinin çıkardığı Türkçe, hatta İngilizce kitaplar dahi benim şu an kütüphanemde var. Yani ve ben bir şey. Çok önemli. Yani, neredeyse özellikle abi ben lise 2'deyken bir yaz boyunca ağacın altında, sen demiştin ya abi 8-9 saat, bir o kadar da ben çalışmıştım ki annem gibi zorla getiriyorlardı eve. Yani kalkmıyordum. İşte bu satranç kültürü oluşturuyor işte ama bak. Şimdi evet, senin sağlam bir temelin oluyor. Sağlam evet, bir bilgiye sahip oluyorsun. Kesinlikle, yani o yüzden kitapla çalışma. Abi ona gelelim. Şu an bilgisayarlar biraz bundan bir hali uzaklaştırdı bizi, özellikle açılış bazında. Oynadığımız açılışın fikirlerini bilmiyoruz. Bilmeyince de bilgisayar biliyor da biz maçanı da bulamıyoruz. İşte bu da kitap okumayla, okumamakla alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Sen evet, de büyük ihtimalle katılıyorsundur abi. Yani çünkü ya konuşmuştuk şöyle, bunu. Hani izleyen doktor takipçilerimiz de var. Onlar da teyit edebilir. Şimdi eldeki sinirler direkt beyne iletildiği için dokunmak, hissiyat dediğimiz şey var satrançta. Çok önemli. Evet. Dokunarak. Ben hatta bununla ilgili bir örnek de anlatacağım. Ben FASA turnuvaya davet edilmiştim. Davet evet, edilmeden 3-4 ay önce tarihin en iyi 100 oyunu, My Best 100 Games diye bir o kitabı var bende. Onu inceledim. Ama nasıl inceledim? Kitabı aldım. Sadece taşları oynatıyorum. Hamlede oynatıyorum ama tahtaya bakmıyorum hiç. Kitaba bakıyorum, taşları oynatıyorum. 2 dakika falan sürüyor bir partiyi incelemek. Normalde hani analiz etmek lazım derler. Ben hissiyat çalışması yapıyorum. 100 maçını bitirdim. Sonra Fischer'in 100 maçını bitirdim. Botvinnik'i bitirdim. FAS'a gittim turnuvaya. 6. turda o zaman da 2600'lük birisini yenmiş. 2500'lük birisini yenmiş. 2600'lük. 2500'le beraber kalmış. Birisi 2200'lük birisiyle oynuyorum. FAS'ın en yetenekli oyuncusu dediler. İşte kazanan şampiyonluğa doğru gidecek. 20 hamle oynadık hızlı hızlı. Ben kale fedası yedim şeyden. Sicilya'da. Kale çarpı F7 aldı. Şah çarpı F7 aldım. Vezir H5 şah çekti. Hani böyle anlatıyorum şimdi, konum kimse bilmiyor ama şah G8 kaçtım ben. Şah E7 kaçıp kaleyi tutabilirdim. Vezir E8 aldı. At F8 kapattım. Ama çok hızlı oynadık buraları. Ben maçı kazandım. Odaya çıkarken şey düşünüyorum. Ya ben Sicilya'da kale fedası yiyorum. Nasıl yiyorum bu kale fedasını? Bunu geçtim. Kale fedasını yedim. Maçı kazandım ve niye hızlı oynuyorum bu fedayı yiyip? Evet. Odan içeri girerken aklıma geldi. Ben o hissiyat çalışmasında Talin maçını incelerken aynı fedayı Tal yapmış. Rakibi de almış. Ben kitabı da okuyorum ya oynatırken. Evet. Şah 7 kaçmış rakibi. Tal diyor ki şah K8 kaçıp piyonu verip siyahlar hareketli bir taş yapısıyla inisiyatif alıp oynayabilir diyor. O benim beynime hissiyat oluşmuş bende. Elim götürdü direkt, hızlı oynadım ben. Ben bunu yaşadım ve maçı kazandım. Şimdi o hissiyat çalışması çok önemli. Bu anlamda hani en yararlı çalışma.
kitaplarla çalışmak bu yüzden iyi. Çünkü eldeki sinirler beyne iletiliyor direkt ve hissiyat gelişiyor. Satranç sıra bu çok önemli. Ha, bilgisayardan çalışılır, zaman kazandırır. Açılış çalışırsın ama onların çıktısını alın veya tahtada oynatın yine. Ben büyük sonumlu çek cümletini aldığımda tahta board götürmüştüm yanında. Zahmete girip taşıdım onu. Her rakibime bilgisayardan hazırlandım, tahtada tekrar ettim. Hazırlandım, tekrar ettim ve başarılı oldum turnuvada. Kesinlikle. Somut öğrenmeler, yaparak, yaşayarak öğrenmeler daha akıllıca oluyor hocam zaten. Hani evet. Bilgisayarda hızlıca çalıştıktan sonra onu hemen aklımızda kalmayabiliyor. Tekrar etmek gerekiyor somut bir tahta üzerinde. Kesinlikle. Evet. Şu an maçına bakmamızı isteyen kişiler olmuş hocam. İsterseniz biraz maçlara bakalım. İsim tabii. Var mı hocam? Şevki hocam. Şu an turnuva 51'e bir bakabilir miyiz? Çağ. Kıvanç hocamın bana maç sözü var demişti Çağ'ın da. Nereden sözü olduğunu ben öyle bilmiyorum. Evet, maç inşallah başka bir yayın diyelim ki biz bu yayını çıkmadı hocam. Sanırım çıkmış mı? Çıkmış mı? Anlamadım bunu. Neyse, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Biz bu hocamızdan bu yayında özellikle çok merak edilen şeyde sorular üzerine bir sohbet havasında biraz da maçlara bakmak istedik hocamızla. Ki inşallah ileriki zamanlarda daha güzel yayınlar, daha organize yayınları yaparız hocamızla. Hocamız katıldı sürece biz yani çok seve seve ağırlamaktan mutluluk duyarız. Sizin takipçilere simultane yaparız ya. Aynen inşallah. İnşallah hocam, çok teşekkür ederiz. İnşallah. İstek göremedim vallahi ben. Abi ben de şöyle bir örneğim var. Daha doğrusu şimdi ben ilk Türkiye Kupası'na gittim. 2009 ya da 2010 üniversiteye geçmiştik. Cık. Abi ben çok satranç oynadım ama unvanlı oyuncularından yani ya bir iki defa yani diyorum ya ortaokulda bir gördüm, bir daha da bitti. Yani Kayseri'de satranç falan hiçbir şey yoktu o zamanlar. Abi üst masalara doğru gittim. Ön tarafta Mustafa Yılmaz. Yanda sen oturuyorsun. O arkada Barış abi. Herkes de o objekte öyle bir odaklanmış ki. Dedim ki ya biz Kayseri'de satranç değil tavla oynuyormuşuz arkadaş dedim. Abi o gün bir heyecan kaptı beni. Dedim ki ya günün birinde ben de bu salonu inşallah alnımız akine oynayacağız dedik. Ya çalışmaya başladım ki bence hedef olmadan böyle güzel örnekler o koymadan kendinize asla başarılı olamıyorsunuz. Evet. Yani ve de bunu koyduk çalışmazsak yine olmuyor. Bence bu dönemde az önce sen söylemiştin abi ustalar bulmak daha kolay eskiye göre. Böyle bir şansımız varken ders ver alma gibi bir imkan verken bence hiç düşünmemek gerekiyor. Eğer ustamızın zamanı varsa. Çünkü gerçekten çok önemli. Belli bir yaştan sonra keşke diyorsunuz ama işten geçmiş oluyor bazen. Ha hiçbir şey geçmiş değildir. Umutsuzluk olmaz ama yine de ben buradan bizi izleyen velilerimize, kardeşlerimize düşünceniz varsa düşünelim. Hele hele bir hocamız az önce bir grup dersinden bahsetti. Fiyat söyledi. Yani izninizle hocam Grandmaster'dan bu fiyattan ders almanız mümkün değil. Evet. Yani biz onu proje kapsamında yapıyoruz çünkü o yüzden böyle indirimini yaptık. Yani mümkün değil arkadaşlar. Yani ben bizzat bunu görmüş, yaşamış biri olarak ki çok zor. Yani bu işin profesörü. Yani bence kaçırmayın tamam. Derim. Buradan da eklemek istedim abi bunu. Bununla ilgili de bana mesajlar geliyor. Ufuk hocam bir de mail adresini Kıvanç hocamızın yazabilir misin sana zahmet? Çünkü çok fazla yani bu sorular arkadaşlar özel de sormanız, ben burada söyleyemem. Onu söyleyeyim. Onu açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Belirttim hocam ben. Kıvanç hocamızın... Evet, buyurun hocam. Köprü kurulmadı ama teorik kazanç oldu yine köprü kurulmadan. Evet, yine oyun sonu ve değişik bir kazanç abi. Yani geçen kimdi? Kale finallerinde bu aralar abi aşırı kale finali oluyor. Hatta Türkiye Şampiyonası'nda son oynanan belki en fazla karşılaşılan final oldu kale finali. Ve kale finali dediğimizde aklıma direkt Aronian-Karsen maçı geliyor abi. Yani kısa kenar, uzun kenar. Evet. Yani o maç nasıl yaptı? Ondan sonra zaten kale finallerini çok görmeye başladık ama
çok fazla çalışılmayan bir oyun sonu sanırım abi. Aslında çok önemli. Evet. Ne düşünüyorsun bu konu? Bir de kanalında birçok kale finaline dair temalar var. Evet. Kale neler düşünüyorsun temel, abi bu konuda? Temel fikirleri, bilinmesi gereken fikirler. Evet. Kalenin aktif olması, geçer piyon arkadan desteklenmeli, geçer piyon arkadan savunulmalı. Köprü, Lucena konumları, Fridor konumu, Lucena konumu. En temel bilgiler bunlar. Evet. Bunlar temel anlamda bilinmeli. Sonra detaya iniliyor. Ama herkesin bilmesi gereken şey, mesela köprüyü herkes bilmeli. Kısa evet. kenar, uzun kenar dediğimiz şey daha sonra. Nedir kısa kenar? Şimdi atıyorum F7'de piyon varsa şahın H'da bulunması kısa kenar, işte D'de bulunması uzun kenar. Evet. Gibi. Bunlardaki incelikler daha farklı. Ama bilmemiz gereken şey bu. Yani kale geçer piyonu arkadan desteklemeli. Savunuyorsak arkadan savunmalıyız. Aktivite çok önemli. Oyun sonunda bir de işte köprü pozisyonu, Fildor, Lucena konumlar dediğimiz konumlar yani. Evet. Ama bilinmezse en basitinden az önceki oyunda heyecan faktörü bence en temel konum o pozisyon. Evet. Onlar affedilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, şu an birinci masada abi çok iki tane unvanlı hocamız maç yapıyormuş. Ha, bu maçı istedim. Kerem Ahmet maçıma bakar mısın demiş hocam da. Tamam. Bu da Kayseri'den bir siyahlar, kardeşimiz. Evet, siyahlar piyon geri ama aktif, taşlar daha aktif. Bununla ilgili şey söyleyeyim. Kayseri'nin çok güzel bir röportajı vardı. Twitter'dan takip ediyorum. Söylemişti. Ki maçlarına da bakıyorum mesela. Bakro'ya bir piyon feda etmişti. 20 hamle falan hiçbir şey yok konuda. Ne bir atak var, ne bir zayıflık var. Piyon geri oynuyor. Evet. Çok ilgimi çekmişti. Sonra bir röportajında da şeyi dinlemiştim. Benim için materyal çok önemli değil. Taşlarımın aktifliği önemli demişti. O kadar hoşuma gitmişti ki. Şimdi burada evet. siyah piyon geri ama taşları çok aktif normalde. Bu evet. aktiviteyi kullanıyor. O yüzden piyon geri olmasının çok bir önemi yok ve güzel de bir hamle geldi. Evet. Ama F6'da at olmasaydı at E4 vardı. Evet. Ama güzel vezir geçti. İşte aktivite budur. Taşlar evet. o kadar aktif ve birbiriyle bağlantılı işbirliği halinde ki hani piyon geri olmanın bir önemi yok. Materyal geri olmanın bir önemi yok. Kesinlikle abi. Ki bir de maç terk oldu şu an. Şimdi vezir öldü. Neden hocam? Vezir? Güzel bir hamle. Vezir G'ye çıkıyor. Fil H4 yani falan. Vezir F6 güzel bir hamleydi. Evet. Evet, şimdi bir yorum gelmişti abi bu maçla ilgili. Fil H4'e fil F2 vardı sanırım ama. Evet. Emin değil. Ama fil H4 fil F2 şah H1. Şimdi vezir evet. istekte ya. Fil H4 evet. oynamaya zaman yetmiyor. Evet. Oynarsa da fil F2 şah H1'e kale D1 alıp kale E1 de alabilir. Aynen. Taş önde kalıyor galiba. Kesinlikle. Güzel bir maçtı. Tebrik ediyoruz. Evet Ufuk hocam, birinci masaya bir açalım. Çünkü iki tane unvanlı oyuncumuz maç yapıyor. Ultra Hunter. Volkan hocamızdı sanırım X kuşağı. Yok. Evet, Volkan hocamızla diğer arkadaşın ismini hatırlayamadım da. Tanıdığım biri. Yani oynamışlığım var. Ama gerçekten final niteliğinde bir maç abi. Ne düşünürsün? Beyazlar daha iyi. D6'daki piyon. Tahtayı evet. bölmüş yani. Rusların evet. bir atasözü vardır. Şaha saldırırken beyazlar için işte F6'ya gelmiş veya G6'ya gelmiş veya H6'ya gelmiş bir piyon. Şahın kalbine çakılan çivi gibidir. Hiç unutmam. Vasco böyle söylemiş biz anlatırken. Piyon tahtadaki en önemli taş, çünkü piyon yapısı bize konumu anlatır. Hangi planla oynayacağımızı anlatır. Her şeyi piyonlar anlatır. Yani anahtarıdır konumun. O yüzden burada D6'daki piyon da çok çok etkili. Tahtayı bölmüş. Evet. Resmen. Mesela az önce abi kale F2 yerine bir D7 sonra E6 vurmalar nasıl olabilirdi diye aklıma geldi. Şöyle, o kale finali şöyle sıkıntı olurdu. C4, C5 oynaman gerekiyor hızlıca. Oynayamazsan şah F7 gelip E5, şah E6 gelip D6'yı düşürürüm. Tehlike var biraz. O şekilde bir karşı oyun var. Evet, şu an herkes sanırım bu maça odaklanmış. Bu maç hakkında yorumlar geliyor ama şu an bu maça bakıyoruz arkadaşlar. Ama hamle söyleyemiyoruz. Çok ilginç bir şey var şimdi. Evet. Ben söylemeyeyim hamle o zaman. Yo yo. Sıkıntı yok abi. Burada ilginç bir şey var da o yüzden. Evet. Yani mesela kale F7 fedasını düşünürdüm ben. At F7'ye kale F1. Çok ilgimi çekti. İşte dönüyoruz, dolaşıyoruz. Etütlere geliyoruz abi. Çünkü mat istiyorum. Kurtulamıyor. Aynen. Kale E7 yaparsa alıp kale F7, kale G7 alıyorum. Yine çok üstün konu. Evet, burası artık siyahlar için bir hali sıkıntılı. Süresi de bitti. Bir de abi bu tür konumlarda savunma olayı gündeme geliyor. İşte savunma yapmak. Kolay karseni değil. Karsen yapan
zaten bu özelliğidir bence abi. Evet. En iyi savunmacı yani Petrosyan'dır aslında. Evet. Dünya şampiyonu Tigran Petrosyan muhteşem savunur. Çok zordur mesela onun savunmasını yıkmak. Anand iyi savunmacılardan birisidir. Savunmayı evet. iyi yapar. Carlsen zaten tartışılmaz. Evet. Abi Carlsen deyince biraz da o konuda ben bir sorum olacak. Carlsen'i yıkabilecek bir rakip görüyor musun yakın zamanlarda abi? Valla Wesley So inanılmaz çalışan birisi. Onu ben Filipinlere turnuvaya davet etmiştim. Gittiğimde o zaman Filipinler'deydi. Amerika vatandaşı değildi. Amerika almamıştı. Wesley So'dan bahsetmişti. Hatta Wesley So çalışan çocukla tanıştım hocasıyla. 2300'lük bir iğmeydi. Biz hep onunla evet. takıldık gezdik. Wesley So'yu bana anlata bitiremedi. Bu çocuğa dikkat et. İnanılmaz çalışıyor. Günde 9-10 saat çalışıyor. Çıkmıyor evden falan diye. Ki o zaman 2500-2600 arasıydı Wesley So. Çok çalışıyor diyordu. Şu anda öyleymiş. Twitter'dan da takip ediyor. Kişiler var. Wesley So için yazıyorlar. Halen inanılmaz çalışıyormuş yani. Çok çalışan birisiymiş. Biraz oyununda şimdi o seviye için söylüyorum. Benim hani haddime değil tabii ki de o seviye için Carlsen'e baktığımız zaman yaratıcılık anlamında biraz sıkıntı var. Tutunması için, dünya şampiyonuna tutunması için Carlsen kadar inisiyatif alıp oynayabilen birisi gibi durmuyor. Evet. Onu geliştirmesi gerekiyor. Ama muazzam çalışan birisi. Ali Rıza inanılmaz birisi. Onu Twitter'dan da takip ediyorum. Hatta yazıyorum arada. Mesaj yazıyorum. Destekliyorum. Çok seviyorum. Ligde de oynamıştık. Maçtan sonra bayağı konuştuk onunla. Ya çok büyük bir oyuncu olacak belli. Ben onu Hindistan'da keşfetmiştim. Yani keşfetmiştim derken hiç ismi bilinmiyorken 16 yaş altı milli takım antrenörü olarak gitmiştim. Birinci masada sürekli onu izliyordum. İkinci masada inanılmaz bir çocuk geldi bana. Hı. Yani açılışları domine ediyor açılıştan. 1.30'la başlıyor, 1.35'te bitiriyor falan böyle 2500'lere. Hı. Açılıştan domine eder vaziyette. Çok hızlı hesaplıyor. Dikkatimi çekmişti. O çocuk bir yerlere gelecek demiştim. Neyse onunla oynamak da nasip oldu bana. Çok önemliydi benim için. O kesinlikle zorlayabilir. Karuana çok sağlam. Evet. İnanılmaz sağlam ama ben mesela açık söyleyeyim. Karuana'yı mı izlersin, Ali Rıza'yı mı izlersin? Ali Rıza'yı izlerim. Çok zevk evet. veriyor Ali Rıza'yı izlerken. Karuana da çok uzun sürüyor, sıkılıyorum şey anlamında. O yaratıcılık çok az gözüküyor ama inanılmaz sağlam geliyor o da. Yani rakip evet. olabilecek bence bu üçü. Evet. Ve bir de açık söyleyeyim, destek olunsa Şahriyar. Evet. Yani eğer bir destek, Şahriyar tamamen kendi imkanlarıyla buraya geldi. Hiçbir sponsor, Carlsen'in işte ne bileyim Aronya'nın, Karyaki'nin, Karuana'nın aldığı desteğin yani bırakın onda bir yüzde birini tamamen onda birini yüzde birini almadı. Hiçbir desteği yok. Kendi başına buralara geldi. Dünyada ilk üçe girdi sıralamada. Ero sıralamasında yani Şahriyar'a destek olunursa kesinlikle adaylardan birisi diyorum çok rahat. İnanılmaz yetenekli. Çok da sevdiğim birisi. Benim hatta kulübümde onun dünya şampiyonlarından ben posterlerini yaptırdım. Özel baskı yaptırdım. Dünya şampiyonu dışında iki tane oyuncunun posteri var. Mehmet Yarov, Şahriyar Mehmet Yarov ve İvançuk. Çok sevdiğim ikisi oyuncu. Onları da koydum ben dünya şampiyonlarının yanına. Evet. Destek olunursa bir de Şahriyar kesinlikle. Evet. Abi ben Ali Rıza'yı da İvançuk'a çok benzetiyorum. Ali Rıza daha sosyal olan İvançuk'un. Evet. İvançuk'un yani tarzı... İvancho psikolojisi olur, kuvvetli olursa muazzam bir oyuncu. Ben onunla çalışma fırsatı yakaladım. Yani bir hafta kamp yaptık onunla. Yani ben böyle bir hafıza görmedim. İnanılmaz bir hafıza. Bizden çok farklı yaşıyorlar. Mesela bazen şey oluyor, tanıştığımız veliler oluyor, çocuklar oluyor. Ya nasıl aklınıza tutuyorsunuz bu kadar şeyi, inanılmazsınız falan diyor. Ben inanılmaz gelmiyor bana. Çünkü ben İvancho'yu tanıdığım için, işte Anant'la oturmuştum zaten tanıdığım için bana onlar insanüstü varlıklar geliyor. Yani evet. hakikaten insanüstü varlıklar. Onlar insansa biz neyiz diyorum ben de mesela. Ben 6 kişiye körleme simültane yaptım gözleri kapalı. Herkes bahsediyor. Evet. Alekin 125 kişiye yaptı. Hatta Alekin'in bir hikayesi var. 125 kişiye yapıyor. Bir ay sonra Fransa'da Paris sokaklarında gezerken üstad diye birisi sesleniyor. Alekin dönüyor. Sen ne diyor geçen sene körlemede oynamıştık. İşte 7. masaydın. Şu hatayı yapmıştın. Flash 7 ile feda yapmıştın. O musun sen diyor. Adam ağzı açık. Evet nereden bildiniz diyor. İşte onların yanında biz de hiçbir şey değiliz yani. Evet, yani bunlar olağanüstü örnekler ve gerçekten satranç için çok önemli bir insan. Yani oyuncular evet. ve hocam çok büyük eserler bıraktılar. Yani oynadıkları oyunların belki yarısını incelense satranç bambaşka seviyede. Kesinlikle. Yani bambaşka seviyede. Ben de katılıyorum abi.
Buradan da aslında klasiklerin önemine geliyoruz abi sanki biraz. Kesinlikle. Yani klasikler çalışılmadan olacak bir şey değil. Yani satrançta mesela unvan almak isteyenlere dair yani FM genellikle sorular geliyor. Ki 1700 UKD'ye sahibim, FM olmak için neler yapabilirim diye bir soru var. Valla FM'lik çok net söyleyeyim. Hesap gücü ve pratikle çok rahat olunur. Yani bu küçümseme anlamında söylemiyorum FM'liği. Çünkü pratik satranç 2300'e kadar çıkartır bize hesap gücüyle beraber. Ama 2300'den evet. Sonra bilgi gerekecek. İşte IMGM için ama. FM'de bilgi gerekiyor mu? Gerekiyor evet ama zaten pratikte ve hesap gücünde bu bilgiyi alıyorsun. Motifleri öğrendiğinde o konuda motifleri çabucak görüyorsun. Sadece hesap gücü ve pratik yaparak FM olunabilir. Düzenli yapıldığı takdirde. Abi bir de körleme satrançta nasıl geliştirebiliriz'e dair bir soru geldi. Bu şeyle ilgili. Ben işte bende 500'ün üzerinde kitap var. Hepsini ben bitirdim. Körleme okudum. Tahtada bakmadım. Yani elime alıyorum. Kitabı okuyorum ben öyle. Ben de öyle geliştirdim. İlk başlarda çok zorlandım. Kitaptan soru çözdüm sürekli. Tahtaya dizmedim. Çok zorlandım. Zorlana zorlana bir yerden sonra alışmaya başladım. Arkadaşlarımla maç yaptım. Ankara'dayken abilerimle maç yaptım. Satranç merkezi körleme. Geliştirdim öyle. Evet. Ya pratiğin önemi çok fazla burada. Evet. Bu arada bu maçta piyonlar C4 D5'te olsa beyazlar kazanıyor. Teorik kazanç etüt var böyle. Siyah piyonlar C4 D5'te olsa şah T4'teyken şah E5 gidiliyor. Yani öyle bir buna benzer bir etüt var. Burada belki kazanmayabilir şimdi düşünüyorum da böyle bir etüt var. Aynı bu şekilde şah E5'e gidiyor. Piyonu sürdürüp şah F6 gidip mat ediyor en son. Vezir çıktığında siyahlar. Ona çok benziyor bu etüt. Gibi eğer şey. Yanlış hatırlamıyorsam abi Satranç Okulu 4 kitabında da o etüt var. Olabilir. Etüt yani çok benzer abi. Bir yanlış, etüt çünkü. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. O etütü ben de çözdüm ama bu konum bir önce olması lazım abi piyonları. Evet. Yani ya siyah piyonlar C ve D'de ama bir geride galiba. Dördüncü hataydayken de var ama böyle bir etüt. O ilgimi çekti birden. Evet. Gerçekten güzel bir oyun. Beraberlikle bitmiş. Evet. Evet, maçlara son şu an baktığımızda 7.5 sanırım birinci masalar. Artık kaç tur oynanıyor? 11 tur abi. İlk son iki turumuz. Ne kadar şanslılar ya. Ne güzel turnuva oynanan sürekli. Vallahi abi inşallah bu tür yayınları yüzde geldiğimizde senden röportaj yaparız, konuşuruz inşallah. Gerçekten yüz yüze turnuvayı çok özledik yani. Ben yani bunu tarif edemem. Bunu aynen gerçekten. Ya ben de çok özledim. Yani geçen gün dedim ki zamanında işte turnuvalar gitseydin, yükselseydin sen de burada olacaktın falan diye kendime kızdım. Ama tabii en azından sizleri burada izledik abi, o bile bize yetti. Ama olsun, en azından şey nasıl diyeyim? Yani bir hedef koyduysan geç değil, yapılabilecek bir hedef. Çünkü bir temel aldın sen sonuçta, temelin var. Yapılabilecek bir hedef. Ama o hedefe doğru gitmek önemli işte. İnşallah. İnşallah. Şimdi yaşım yani, burada faktörü çok soru geliyor. O anlamda hani bunu da belirtin. Yaşım faktörü şu oluyor. Şimdi yaş ilerledikçe beyin parçalanmaya başlıyor. Ne anlamda parçalanmaya başlıyor? İşte duygusallık giriyor, aşk hayatı giriyor, el geçindirme giriyor, ilerlediğinde evlilik durumu oluyor, aile geçindirme, çocuk sahibi olduğunda çocuğuna bakma, yani iş hayatı, para kazanma, birçok şeye bölünmeye başlıyor beyin. Ve bundan dolayı saptanca odaklanmak daha zor oluyor. Evet. Şimdi yaşın tek şey handikapı bu. Bir de ikinci handikapı da iki handikap var. İki de spor yapmak gerekiyor, direnç kazanmak gerekiyor. Yoruluyor çünkü vücut. Ya biz normalde bir insanın bir günde aldığı kaloriyi 2 saatte 3 saatte verebiliyoruz oynarken. O kadar derinleşebiliyoruz düşünürken. Çok enerji yakıyoruz. Zaten turnuvalarda hani siz de yaşadınız bunları. Bizim turnuvada yediğimiz yemekleri görseler bizi 150-200 kilo zannedecekler. Tıka basa yiyoruz. Ama onu biz zaten yakıyoruz yerken. Çok yiyoruz, yakıyoruz. Çok enerji harcıyoruz. Yaşın tek handikapı bu işte. Direnç, yorgunluk, iyi beslenme ve uyku olmazsa bir de tamamen satranca odaklanamamak. Aynen. İnşallah abi. Yani ben de tabii hedefimiz var da inşallah bakalım. Ben de çalışıyorum ama özellikle şu pandemi döneminde çok çalıştım abi. Tekrardan çalıştım. Yararını göreceksin bundan. Yani satranç sayesinde bu dönemi yani stres muhakkak var ama satranç sayesinde biraz azalttım abi. Ben özellikle ortaokul yıllarında çalıştığım saatlere tekrardan bu pandemi döneminde döndüm.
5-6 saate yakın çalıştım abi. Tekrardan 3 tane kitap bitirdim. Biz de elimizden geldiği kadarıyla çalıştık abi de bakalım. Ama satranç oynamak, yenmek yenilmekten ziyade satranç oynamayı çok özledim. Çok evet, özledim abi. Ya, İnşallah Allah tekrardan nasip eder diyelim. Evet, İnşallah, bu maç inşallah. Çok tekrar ilginç bir şey. Olacak. İnşallah. Tekrar buluşacağız yani. İnşallah hocam. Satrancın yine bu pandemi döneminde diğer sporlara göre daha az bir zarar gördü diye düşünüyorum ben hocam. Hani online evet. ortamda da oynayabiliyoruz. Futbol, basketbol veya da voleybol gibi diğer branşlar tamamen uzak kaldı. Hı. Ama şöyle bir şey var. Mesela ben yıllardır hani antrenöre başladığımdan beri online ders çok yapıyorum. İlk defa online dersten sıkıldım. Çünkü en azından beni rahatlatan neydi? Turnuva oynuyordum. Arkadaşlarımı görüyordum. Öğrencilerimi görüyordum. Çocukları görüyordum. Hani o sevgisiyle kulübü açıyorduk. Kulüpte çocukları görüyorduk. Şimdi her şey online olunca ilk defa online'dan sıkıldım ben. Çocukları evet. görmek istiyorum. Ben onlarla vakit geçirmek istiyorum. Çok seviyorum çünkü. Ya ben Türkiye'deki turnuvalarda bile başkenti mesela kazandığım turnuvada hani benim eşim de şahittir, velilerim de şahittir. Hiçbir maçıma hazırlanmadım. Saat maçlar biterdi. Giderdik bir kafeye otururduk biz. Kahve içerdik. Çocukların maçlarına bakardık. Saat 4'te maçlar. 3.30'da ben çocukları çalıştırırdım. Biterdi. Onlarla sohbet ederdik. Direkt maça çıkardım ben. Hiç ilgilenmezdim başta. Çünkü çocuklar için gitmiştim. Öğrenciğim için gitmiştim oraya diye. Evet. Ben o zaman mesela birinci oldum çalışmadan şimdi. Çünkü stres olmadığı zaman, rahat oynadığımız zaman başarılı oluyoruz. Hani evet. Satranç bu anlamda bizim için çok değerliydi. Ve turnuvaları bile biz bir rahatlama aracı olarak görüyorduk. Arkadaşlarla buluşma, çocuklarla görüşme. Şimdi pandemide hep eve kapanıp her şey online olunca evet biz online'da zarar görmüyoruz normalde ama ben evet. gördüğümü düşünüyorum. Ben çocukları göremedim, onlarla vakit geçiremedim. Türkiye şampiyonasında hepimiz hep bir yerde oturduk ya. Yarın birbirimizle oynayacağız. Varyant konuşuyoruz mesela. Umurunda değil kimsenin. Herkes özlemiş çünkü. Kesinlikle abi. Yani ben bu tarif edilemez bir duygu. İnşallah o günleri de göreceğiz diye temenni ediyoruz. Evet, evet abi bir evet. de neredeyse her canlı yayın konumuza benzer bir soru geldi. Buna geçen Mert abi çok sert bir cevap verdi. Kendi işinize bakın, boş verin başkasını diye. Mustafa Yılmaz mı, Vahap mı? Ya şimdi bana göre ayırt etmek çok zor. Evet. Ama ya kıyas yapmak da doğru değil tabii ki burada ama Mustafa'yı ben çok beğeniyorum. Bana göre en iyisi Mustafa. Ama şimdi Vahap'la Mustafa 10 maç yapsa Mustafa yener mi dersen bilemem derim ben. Şimdi Vahap yenerse şaşırmam, Mustafa yenerse de şaşırmam. Ama neden Mustafa diyorum ben? Mustafa'nın çalışma temposunu biliyorum. Ne kadar saptan çalıştığını biliyorum. Benim eski halim diyorum, şu anlamda eski halim. Ben her turnuvadaki her maçı incelerdim. Hiçbir maçı kaçırmazdım oynanan turnuvalarda. Her kitabı alır incelerdim, bitirirdim. Şu an mesela Rusya finali oynandı. Dün maçlara baktım, bugün hiç bakmadım. Kim ne olmuş? Sonuçlara bakacağım, gideceğim. Maçlara bakmaz vaziyete gelmiştim bir ara. Şimdi tekrar çalışmaya başlayınca maçlara da bakmaya başladım. Mustafa her şeyi takip ediyor. Kim nerede oynamış, ne oynamış. Her gün çalışıyor düzenli. Yani çalışma disiplin anlamında Mustafa'yı benim eski halimi gibi görüyorum. Tek geçerim yani. Ama ikisinin de özellikleri ayrı. Vahap pratikte çok kuvvetli. Kötü konumda kalsa bile konumu kurtarmaya çalışabiliyor. Mustafa da muazzam bir defans yapıyor. Yani inanılmaz bir hesap gücü var. Çok iyi hesaplıyor, defans yapıyor. Abi sanırım E4'e C5 üzerine belki her devam yolunun 40 hamlesini çok rahat biliyor ve her evet. şekilde -1 -2 çıkabiliyor. Yani ben o konuda bence... Ben söyleyeyim. İki senedir ben Mustafa'nın açılıştan kaybettiği maçı hatırlamıyorum. İki senedir. Açılış evet. 2700'lerde daha oynadı. İki senedir açılıştan kötü kaldığını hatırlamıyorum. Evet. Ve çok önemli söylüyorum. Ben E4'cüyüm. Benden daha fazla E4 bilgisi vardır muhtemelen. Çünkü E4 oynamadığı halde onları bile inceliyor ya. Ya o kadar evet. Psikopat. Ya bu iyi bir şey tabii. Psikopat dediğime evet. bakmayın. Bizim aramızda güzel bir şey terim bu. Biz birbirimize psikopat deriz. Bu olumlu bir şeydir. Hani çalışan, sürekli çalışan, ilgilenen anlamında kullanıyoruz. Kesinlikle abi ki başarı da böyle geliyor. İnşallah 2700'ü geçeceğini düşünüyorum hocam. Ya ben geçemeyeceğini düşünüyorum. Mustafa'ya da söyledim bunu. Geçer mi geçer. Yeteneği var mı var. Ama hayat koşulları ailesini geçindirmek zorunda. Bir tane sponsor evet. çıksın. Saçma sapan futbol takımlarına, futbolculara sponsor olacağına çıksın. Mustafa'ya sponsor olsun. 2700'ü geçmezse ben satrancı bırakırım. Bakın çok daha basit bir şey söyleyeyim. Bir tane sponsor çıksın. Bana sponsor olsun. Ben 2700 olmazsam satrancı bırakırım. Çünkü tamamen çalışma ve turnuva oynama. Aynen. Ama o kadar gereksiz şeylere sponsor olmuyor, o kadar gereksiz evet. paralar gidiyor ki
Evet. Yani bu içimi acıtıyor. Yani küçümsemek anlamında değil ama amatör sporlardan birçok spor var. Dalgıçlarımız var. Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Onların dahi sponsoru var. Evet. Hatta işte biz daha fazla başarı sağlıyoruz. Yurt dışından başarı getiriyoruz. Sponsorumuz yok. Evet. Maalesef abi o konuda. İşte antrenör, neden sporcularımız antrenörlüğe yöneliyor? Bence sorusunun cevabı da burada yatıyor. Ben i̇şte Carson'ın rahat olmasının sebebi sanki abi o. Çok sponsor tabii Carson 12 yaşında IBM sponsor oldu. Evet. Kasparov'u getirdi sonra çalıştı. Aylık bir maaş oldu. Kafası evet. rahat. Şimdi bunu hangi sporcuya sağlarsanız sağlayın oturur satma şey gelir. Kafa rahat çünkü. Geçim derdi, kiramı nasıl ödeyeceğim, nasıl geçineceğim. Şimdi Mustafa çocuk sahibi olmak istemez mi? Belki çocuk sahibi olmak istemiyor. Çünkü satrancı odaklanmak istiyor, başarılı olmak istiyor. Yani bu herkes için geçerli. Evet. Bu tamamen kaynaklarla ilgili. Aynen, kesinlikle abi. Evet, final turumuz şu an ikinci masadaki şu an yok ekranda hocam, gördüğünüz maç eğer bu, kazanç olursa bu 10. tur Şevki hocam. Bundan garip sonra bir tur ya. Var. Kıvanç hocam bir dakika sonra tekrardan zoom atacak herhalde. Bir turumuz kaldı. Son kez bağlanalım. Evet, şimdi birazdan bağlantı kopacak tekrar. Evet. 30 saniye sonra. Ya beyazlar kazanç konumunda gibi duruyor. Ya gibi duruyor derken kazanç konumunda da tabii zamanlar sıkıntı burada. Aynen. Evet, çok mantıklı oynadı beyaz. Veziri sıkıntılı. Her zaman sormamız gereken soru oyunda olmayan taş, kötü olan taş. Vezir. Aynen. Veziri geri dönecek şimdi. B3'te 1. Vezir de aktif kesinlikle. Hale getirecek. Beyazlar çok doğru oynadı ve ama içeriye bu süreye strese falan girer mi onu bilmiyorum işte. Evet. Şimdi kapanacak galiba. Evet hocam. Kıvanç abi ben bu maçta sen oynasaydın kale G6'yı şimdiye kadar koymuştu sanırım. Kesinlikle. Kesinlikle dedi ve tekrardan bağlanalım arkadaşlar. Arkadaşlar artık turnuvanın sonuna doğru geliyoruz. Tekrardan bir hatırlatma yapayım ben. Sesim geliyordur umarım. Kıvanç hocamızın Satranç Sanatı Mucize Hamleler diye kitabı var. Çok güzel bir kitap. Kendisi de az önce tanıtımını yaptı. Birazdan tekrardan tanıtımını yapmasını isteyeceğiz. Biz yarın bir çekiliş duyurusu yapacağız. Bu çekilişle Kıvanç hocamızın Satranç Sanatı Mucize Hamleler 1 adlı kitabını iki kişiye hediye edeceğiz. Yine aramızda evet. yayında olup bu kitabı bir kişiye de ben hediye etmek istiyorum diyen olursa benim e-posta adresimden benimle iletişime geçebilirler. Yine doğrudan kitabı imzalı bir şekilde almak isteyen sporcularımız olursa da Kıvanç hocamızın e-posta adresini ben tekrardan yazacağım chat'e. Kendisine doğrudan iletişime geçebilirsiniz. İmzalı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Diyorum arkadaşlar ve... ben de bu kitapla ilgili bir kısaca bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi eskiden bize sürekli benim sistemim üzerine az önce de Kıvanç hocamız da gösterdi. O kitap çok önemli ama şu an Kıvanç hocanın yazdığı kitap belki şu an piyasada taktik bir üstüne kitap var ama o kitaptaki temaları kesinlikle görmeniz gerekiyor. Yani o kitabı alın çalışın arkadaşlar. Yani oradaki temalar karşımıza nerede gelecek diye düşünmeyin. İnanın 2200-2300 seviyesindeki kişiler bile bu orada zorlanabilir o sorularda. Yani öyle bir sorularda var. Yani o ben kadar arada, da yani o kitabı kesin alın derim ben size. Bu arada şeyi söyleyebilir miyim ben de? Tabii ki. Tabii şimdi ki ben uygun diye peçete kargoyla gönderiyorum. önceden böyle 20 tane 30 tane gönderiyordum. Petite kargo 5 lira oluyordu. Kitap 30 lira. Kargo dahil 35 lira. Evet. Şimdi yeni bir uygulama getirmiş Petite. Ben birden fazla gönderemiyorum. Evet. Hani mailde yazanlara ben açıkladım da buradan da açıklayayım. Bir kendi ilk canlıyımı yaptım pandemiden sonra böyle kanala tekrar aktif hale getireyim diye. 20'ye yakın talep oldu kitap talebi. Parça parça gönderdim. İşte çok soran oldu. Hocam kitap nerede kaldı? Kitap nerede kaldı diye. Ben bir veya iki tane gönderebiliyorum işte. Hem eşim kendi adıyla ben kendi adımla gönderdiğim zaman farklı farklı. Kampanyaya giriyor. 5 lira ücret veriyor. Yoksa 16 lira ücret veriyor. Evet. Yani yazanlar oldu sağ olsun. Hocam kargo ücreti önemli değil. Biz gönderelim. Siz yeter ki yazılı gönderin diye. 2-2 gönderebiliyorum. Kitap bu. Evet. Bu benim kitabım. Size bahsetmiştim. Mesela burada Rubinstein var. Rubinstein'ın özlü bir sözü satrançla ilgili. Bu diyagram. Bu diyagramı bulmaya çalışıyorsunuz. Bulamazsanız burada konum anlatımları var. Konuyu anlatıyorum ben burada. Bu konum nasıl değerlendiririz? Neler var bu konuda? Bir kere konum değerlendirmesini öğreniyoruz. Sonra evet. Şurada benim özlü sözüm var. Benim derken
satranç temel kurallarıyla ilgili bilmemiz gereken. Ama bu sorunun ipucu aynı zamanda bu kural. Yine bulamadınız. Burada kare kod var. Kare kodu okuttuğunuz zaman direkt benim kanalımda bir sayfa açılıyor ve bu maçın canlı baştan sona analizi yayınlanıyor. Burada da mucize hamleler dediğim bu konumda kazandıran tek bir hamle var bu konumlarda. Diğer hiçbir şey kazandırmıyor ve o hamle de çift dinamik bir hamle. Evet. Şimdi 5. kitap demiştim ya ne çıkacak diye söylerken aklıma gelmemişti. Bunun muhteşem Türkleri geliyor. Türklerle ilgili. Benim de oyunlarım olacak. Mustafa'nın da eski ustaların da oyunları olacak. Muhteşem Türklerin konumu birden değiştiren muhteşem hamlelerin olduğu bir Muhteşem Türkler kitabı geliyor. Kırmızı beyaz. İşte bunun da müjdesini arkadaşlar ilk defa bizim kanalımızda duydunuz. Kıvanç Hocam sanırım kendi kanalınızda söylemediniz. Biz ilki paylaşmış olalım. Evet. O oyunu da söylemedim ben kendi kanalımda. Oyunda ilk defa. Aynen. İnşallah arkadaşlar hocam. Bunları takipte kalın. Yani gerçekten çok büyük bir imkanlar. Biz şu an bu pandemi döneminde umutlanacağımız şeyler duyduk diyelim. İnşallah bunu dört gözle en azından ben kendi adıma konuşayım. Çok heyecanla bekliyorum. Kıvanç yani Hocam o bir şey yapayım. Monopoly tarzındaki oyunu satın alabileceğiz değil mi? Tabii tabii. Ben onun içeriğini de anlatabilirim biraz isterseniz de. Tabii ki hocam. Size tabii çok hocam. Espri olacak bir şey söyleyeyim. Bir tane kitap var bu kitaptan. Tabii bu işin şakası. Ben onu satılığa çıkarsam çok ciddi bir fiyata satarım. Neden biliyor musunuz? Şimdi burada mesela Karpov Kasparov oynamış. Shirov Christopher Lutz maçı var. Şimdi o kitap ben bir tane aldım. Bu seneye de yapacağım. Olimpiyatlara gittim. Olimpiyatlarda Kramnik'in maçını imzalattım Kramnik'e. Kramnik'in maçında Kramnik'in imzası var. Mesela Babula Vlastimir, işte Kramnik Elvescan, Kramnik Yusupov Kasparov. Yani hayatta olan kim oynamışsa yakaladığım onlara kendi maçlarını kitabında imzalattım ve o kitap sadece benim olacak dedim. Büyük ustaların dünya şampiyonunun imzalı kitabı. Benim kendi kitabımda onların imzası var. Muhteşem bir şey. Short'un evet. imzası var, Shirov'un var. Polgar'ı bulamadım. Bir gün gelmiş, ertesi gün erkenden dönmüş. Evet. Bir turnuvada yakalayacağım hepsini. İmzalattım tek tek yani. Çok çok özel bir kitap abi. Benim için. Kesinlikle hocam geçtiğimiz günlerde ben sizin canlı yayındaydım. Yine kitabı tanıtıyordunuz. Ben internete yazdım. Nadir kitabı 100 liraya koymuşlar. İmzalı kitap diye. Bu satranç sanatı mucize hamleler biri evet. İmza yok o. Ben bir tane bende var ya. Bak yok, ondan öyle. Hemen yapmışlar öyle. Şu şekilde. Mesela siz imzalayıp gönderiyorsunuz ya sporculara. Ha ben imzalayayım. Evet. Gönderdiğiniz kitabı 100 liraya koymuşlar internet sitesine. Benden 35 liraya alıyorlar ya. Yani gerçekten hani bir Fatih Terim'in bir şeyi vardı. Böyle yorum yaptılar. Fatih Terim şöyle dedi falan. Fatih Terim çıktı. İyi de bu çocuğa niye soruyorsunuz? Benim haberim yok dedi böyle bir şey açıkladığında. Kıvanç abi de ona geldi. Benim haberim yok ki diyor. Abi ister istemez yani kitap iyi olunca bu tür şeyleri de oluyor. Yapacak bir şey yok. Evet, bu da istemediğimiz bir şey. Evet. Bu arada deminki maçın bitirimi çok güzeldi. Bu maç da çok güzel bitti. Evet. Evet bu geçen Halit sizin yayında final oynamıştık hocam. Halit Deveci. Evet. Biz o maçta bir aile heyecanlandık. EX Halit Deveci mi? Evet hocam. Evet. Kayseri'den. Benim hatta hanımı sizin yenmişti. Yayında hocam final oynadığım kişi çok gerçekten kaliteli bir oyuncu. Gelmedi simultane. Benim hanımı yendi bir de. Öyle mi? Evet. Halit Mertem, oğlum bitti işin. Yenmişti. Ay bir de şey yazdı. Kusura bakmayın yazdı. Dedim ne kusuru buldun mu yeneceksin. Satranç yok öyle. Hocam çok efendi bir gerçekten çok. İşte hocam destek dediğiniz olay. Evet. Eğer bu çocukların da ellerinden tutulsalar şu an başka. Evet mükemmel de bir mat oldu. Etti. Aynen tebrik ediyoruz. Evet, sanırım final turumuzu şu an... Son 10 masa kaldı hocam, 10 maç kaldı. Son 10 masamız, evet şu an birinci sırada Volkan hocamız var. Son maçı kaybetmiş gördüğüm kadarıyla. Kime kaybetti bilmiyorum ama... Ama galiba birinciliği... Birinci, almış. Evet. Averajla. Evet, averajla birinciliği zaten... aldı. Aynen, zaten çok ustayı yendiğinden hocam yani... Bir tek şey, kazanırsa belki averajdan... geçebilir mi? İlk 5 değil mi çünkü sizde? Evet. Belge verecek. Belki o ilk 5'e girebilir kazanırsa ama. İnşallah.
Yani mesela burada A ve B piyonu olmasa şimdi biz mesela nasıl düşünüyoruz? Bu konumu düşünürken şey yapmıyoruz. Ya beyaz kazanmış diye bakmıyor mesela. A ve B piyonu olmasa beyaz nasıl kazanır? İlk bunu düşünüyorum ben direkt. Çünkü zaten bu konuma bakmaya gerek yok. A ve B piyonu olmadığında materyal fazlalığının bir önemi yok. Vezire karşı kale dahi kolay değil. Ki burada vezire karşı kale at olacak A ve B piyonu olmazsa. Nasıl kazanabiliriz mesela? Onları düşünmeye başlıyoruz. Bu hoşumuza gidiyor. Bu şekilde gelişiyor zaten. Yoksa bu konumu çok değerlendiremiyoruz. Aynen. Ki, şey de var mesela. A piyonu veya B piyonu gittiğinde de kolay değişim. Mesela fil şah fili koruyacak. Kale kaleyi fil koruyacak. Yani fil kaleyi koruyacak. Kale de piyonu bloke edecek. Nasıl kalacak o blokeyi? Çok güzel. Kaleyi fil koruyacak. Yani fil kaleyi koruyacak. Kale de piyonu bloke edecek. Nasıl kalacak o blokeyi? Çok güzel. Bu tür şemalar çiziyoruz işte. Aynen. Oyun sonunda. İşte büyük usta farkı burada konuşuyor abi. Yani ister istemez. Ama etüt yine etüte geliyoruz sana. Evet, şema çizme zaten. Temel mantığı şema çizme dediğimiz şey taşları doğru yerlerine koyma. Kafamıza canlandırıyoruz. Mesela benim Melih ile maçımda yani 100 defa kazanıyor Melih. Ama ben bir tane yani hepsi kaybediyor. Benim aydın da kaybediyor ama en dirençli hamle. Bir yerde bir fil febiri yaptım. Çoğu kişi de anlayamamış fil febiri. Çünkü orada etütvari bir berabere gördüm. Maçtan sonra da Melih'e söyledim. 4 tane berabere motifi gördüm fil febiri oynarken mesela. Çok ilginç motifler. Onlara ulaşabilir miydim? Ulaşamazdım ama denedim şansımı. Melih de artık benim vaapla maçım gibi böyle. Ne oynarsak kazanacak, ne oynarsak kazanacak artık yorulmaya başladı. Hata yapınca değerlendirdim ben. Berabere oldum. Mesela o fil febiri hamlemi çok hoşuma gitti. Çünkü 4 tane varyant gördüm kazanabileceğim. Şey beraber yapabileceğim motif gördüm. Evet. Şu an bura ben az önce süre bitti gibi gözüktü de siyahların. Süre bitti gibi gözüktü. Ama bura zaten teknik olarak beyazdan artık kazanç diyebiliriz abi buraya. Aynen. Siyah kaybediyorsa artık ilk 5'te belli olmuş oluyor. Aynen. Kesinlikle. Evet. Arkadaşlarım dediğim gibi özel soruları seçtim. Soramadım. Sorulardan dolayı da kusura bakmayın. İnşallah başka bir yayına yine Kıvanç hocamız kabul ederse davet ederiz. İnşallah o yayına emin olun bu mesajları silmeyeceğim. Telefonumu tamamen buna ayırdım. Yazacağım. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu yayında Kıvanç hocamıza apayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu etti kabul ederek. Ama çok güzel haberler verdi, müjdeler verdi. Ve ilk defa kanalımızda verdi arkadaşlar. Ben de bu arada kendimi şov haber, şov haber gibi hissettim. Ayrı bir şey ama çok teşekkür ederiz abi katıldığın için. Şeref verdin. Çok güzel yorumlar yaptın. Çok güzel açıklamalar yaptın. Mesajlar verdin. Bir büyük usta nasıl olur? Çok güzel anlattın bence. Ve şu an kendi yaşantından bazı örnekleri de kanalında paylaşacakmışsın. Canlı izleme şansı olacak bizlerin. Satranca gönül vermiş insanların, ideolojisen olan insanların bu konuda herkese de teşekkür ederim abi. İnşallah tekrardan seni ağırlamaktan çok mutluluk duyarız. Günümüzde yine haberleşiriz inşallah. Tabii. Ben size de söyledim. Kendi kanalımda da söyledim. Evet. Şimdi ben sizin kanalı duydum, abone oldum. Yani sonuçta bir emek harcanıyor. Evet. Duyduğum her kanala ben abone oluyorum. Hani izlesem de izlemesem de abone oluyorum ama takip edenler için söylüyorum ben. Duyduğum kanalın hepsine emek harcandığı için satranç adına desteklemek amaçlı abone oluyorum. Bazen girip beğeni de yapıyorum. Çünkü yani burada bu işi yaparken bir emek harcanıyor. Sadece videoları izlemek yeterli değil arkadaşlar. Beğenmeniz lazım, yorum yapmanız lazım, onu paylaşmanız lazım ki bunun bir yapanlar için getirisi olsun. Çünkü bunlar yayın yapanlar için satranç adına önemli. Ama bunları yaparken de içerik üreten kanallara yapın. Burada hani tenzih ederim demiyorum kimseye. Herkes o. Son 20 dakika hiç gitmiyor. Ne oluyor ben anlamıyorum. Yani bu yayın neden böyle yapıyor? Eskiden yoktu bu ama şimdi yeni geldi sanırım. Çok anlayamıyorum. Valla ben o konuları hiç anlayamıyorum ya. Ayar yapamıyorum da. Çünkü bana sağ olsun yardımcı oluyor takipçiler. Evet. Şu an bir şeyler yapmaya çalıştım ama sanırım evet, düzeldi mi arkadaşlar? Sesimiz net geliyor mu? Şu an sanırım düzeldi Ufuk Hocam. Allah'ım. Neler geliyor bana? Yayın kalitesini düşürdüm ben tekrardan. Evet, şu an donma olmuyor. Arkadaşlar. Yayın kalitesi program olarak düşse de
Kalite yüksek. Evet hocam. Çok teşekkür ederiz hocam. Sağ olun, var ben olun. Ben belki duymamışlardır. Satranç adına katkı sağlayan arkadaşlarımızı destekleyelim demiştim. Hı hı. Ben bildiğim ve ben kanallara duyduğumda girip izliyorum. Bir video izliyorum, iki video izliyorum. Bakıyorum gerçekten katkı sağlıyor mu satranca diye. Katkı sağlıyorsa abone oluyorum. Yani o kanala girip izlemesem dahi videolarına abone oluyorum ve video yayınladıkları zaman beğeniyorum, girip beğene basıyorum. Çünkü önemli bunlar. YouTube için önemli. YouTube sonuçta bir destek sağlıyor. Beğenildiği zaman, yorum yapıldığı zaman ve paylaşıldığı zaman o video izlenildiği zaman yorum yapıyor. Hani evet. Bu anlamda ben de destekliyorum. Tabii ki katkı sunması gerekiyor satranca. Bu katkıyı sundukları zaman ben destekliyorum. Eğer katkıyı sunmuyorsa ben desteklemiyorum. Zaten olumsuz bir şey de söylemem o kanalla ilgili kimseye ama olumlu şeyler söylüyorum destek olan kanallara. Kendi yayınımda da söyledim. Güzel içerikler de üretiyorsunuz. Zaten hızlı büyüdünüz yani. Takip sayınıza da baktım. Hızlı büyüdünüz. Teşekkür ederim. Destekleyen arkadaşlar. Çok basit bir şey söylemişim demin. İşiniz var diyelim. Ama bilgisayarda işiniz yok. Normal işiniz var. Açın bir tane videoyu. Kendi kendine çalışsın. Hiçbir zararı yok size. Ama katkısı var bu işi yapanlara. Bu anlamda destekleyin. Yani emek harcıyorlar sonuçta. Çok teşekkür ederiz hocam. Yani Ufuk hocam, Kıvanç hocamızı ikinci kanalında paylaşabilir misin acaba? Paylaşacağım. Çünkü bugün yapacaktı. Bana mesaj atmış eşim. Düzenleme yaptım video diye. Vallahi ben de merakla bekliyorum. O düzenleme falan yapıyor. Ben düzenlemeyi bilmediğim için ben direkt çekip yüklüyorum kendi kanalıma. Aynen abi. Yani biz de açıkçası ben dediğim gibi ben Karsen ne giyiyor, nasıl hareket ediyor. Öbürü ki Türkiye'den de mesela abi sen idolsün, Fethi abi gerek öyle. Ya ben özellikle bu üstü şeyler çok önemli. Kesinlikle ama kesinlikle takip edin. Çok şeyler katıyor size. Evet, şu an bu kanal inşallah hayırlara vesile olsun diyelim bu kanalda hocam. Teşekkürler. Orada bakalım. Bugün yükleyeceğim diyordu ama yükleyecek mi bilmiyorum. O İnşallah. Vallahi abi merakla bekliyorum ben de. İnşallah. Vallahi tarifini bile verdim. Nasıl yaptığımı anlattım yani. İnşallah evet. Grandmaster olmak istiyorsanız o sütlacı yiyin arkadaşlar. Buradan mesaj. O sütlaç yenecek. Ben çok çok seviyordum sütlacı. Yapmayı da öğrendim. Güzel yapıyorum. Övünmek gibi olmasın. Çok hoşuma gidiyor. Hocam inşallah bir gün biz de onu tadarız. Ya güzel projelerimiz var böyle birlikte kaynaşmak adına. Ama i̇nşallah. İşte normalleşmeye ihtiyacımız var. Hızlı bir şekilde normalleşelim. Evet. Kurallara riayet edip. İnşallah. İnşallah abi. Yani ben de isterim. Abi tekrardan çok teşekkür ederiz. İnşallah biz tekrardan sizinle irtibat kurup ağırlamaktan mutluluk duyarız abi. Tabii her zaman müsait olduğunda her zaman desteklerim ben. İnşallah abi çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim hocam tekrardan. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar görüşmek hocam. Üzere. İyi akşamlar hocam. Siz bana adresleri gönderirsiniz çekiliş sonrası. Tamam. Tamam hocam. Tamam abi. Biz yarın duyurusunu yapacağız. Yine bir hafta bir süre vereceğiz arkadaşlara. Onların şey lazım bana. İsim, soy isim, adres, telefon. Hı-hı. Tamam hocam. Tamamdır abi. Tamam, çok sağ olasın abi. Çok teşekkür ederiz hocam. Hayırlı akşamlar. Şevki hocam. Evet arkadaşlar şu an Türkiye'nin belki en iyi düzeldi mi acaba? Yani birçok kişinin idoli insan. Benim de çok sevdiğim bir abimi ağırladık. Katılan, izleyen, destek veren herkese çok teşekkür ederiz. Yayındaki donma düzeldi mi acaba? Allah bir dahaki yayınımızda da arkadaşlar görüşürüz. Bu son kısımda bir sıkıntı oluşmuş ama kusurumuza da bakmayın. Bu bizimle alakalı YouTube'da anladığım kadarıyla böyle bir sıkıntı oluşuyor son yayınlarımızda. OBS'de yayın kalitesini yükselttiğimizde şey oluyor hocam. 2 saati geçince YouTube kasıyor herhalde. Evet. Yayında arkadaşlar, şu an donma var mı İlyas Can? Arkadaşlar bugünden ziyade şimdi biz normalde haftada 2 gün yayın yapıyorduk. Ama önümüzdeki haftadan itibaren de 3 güne çıkacağız inşallah. Bunun da müjdesini verelim. 4 güne çıkacağız Şevki Hocam. Yani ileriki günlerde hatta Ufuk Hocamızın da bir belli başlı projeleri var. 4'e bile çıkabiliriz. Bilginiz olsun. Kanalımızı takip etmeyi unutmayalım. Evet. Ufuk Hocam yavaştan kapatalım mı biz de? Kapatalım. Turnuva yayın sonrası turnuva istiyorlardı hocam. Ne yapalım? Hocam yani bu haftalık dediğim gibi geçen gün de istendi. Kusuruma bakmasınlar. İnşallah önümüzdeki hafta fazlasıyla telafi edeceğiz. Tamam hocam.
Peki. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Diğer yayınımızda görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın. Az önce oluyorduk. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar.